konuşuyoruz. Dayanamazsın orada. Gel, gel. Abi, şimdi tuvalete gitmeyenlerin hepsi düşünmeye başladı. Gel. Gel, gel, gel. Gel. Rica ediyorum buraya. Gülcan Şahin, onu da rica ediyorum. Hatice Bulut ve Abdullah
gelin bakalım. Gel abla, gel. Şimdi bakın buradan şöyle bir bakın. Aha bu yaptığınız, becerdiğiniz şeyin sonucu bu. Ellerinize sağlık. Bu arkadaşlarıma çok güzel bir alkış istiyorum. Çok güzel. Bu arkadaşların bir de hamisi var arkadaşlar. Sayın Muhammed Hocam. Muhammed ben öğrenci sandım. Bir cevap verdim. Abi Muhammed şöyle yap falan filan diye, tamam mı? Sonra bir baktım altta araştırma görevlisi yazıyor. Ama ben göndermişim. Sonra yazdım. Hocam ya dedim affet, ben yani çocuklardan biri falan filan diye düşündüm. Sağ ol hocam, bir cevap verdim. Dedi ki biz bu yolda öğrenciyiz dedi sonsuza kadar. Bakın burada sağda solda gördüğünüz dokümanların altında bir yerde AGT diye bir şey yazıyor. O AGT nedir arkadaşlar? Nedir? Bir firma. Evet. Nedir abi? Anadolu Gençlik Topluluğu dedi. Değil abi. Başka? Başka var mı? Ne? Mobilya firması dedi. Ama arkadaşlar, ben söyleyeyim kim olduklarını. Bizim sponsorumuz, destekçimizdir, gönül dostumuzdur. Bu iş nasıl gerçekleşti onu da anlatayım. Bir kere şunu söylemem lazım. İçinizden AGT'den ürün satın almış veya alabilmiş hiç kimse yok. Neden? Yarım amül mobilya üretiyorlar. Tonla MDF satın alan var mı içinizde? Yani ben arıyorum, bize teslim edin, bizim 5 ton MDF'ye ihtiyacımız var. Bak öyle bir durumunuz yok. Dolayısıyla bunların müşterisi falan filan değilsiniz. Ama biz bu işi yapmayı düşündüğümüzü söylediğimizde bugün gelemedi. Kendisi Almanya'da bir fuarda. Mehmet Semih Söylemez diye bir yönetim kurulu başkanları var. Mehmet Bey 10 saniye düşündü ve dedi ki ya üniversite öğrencileri Türkiye'nin geleceği için çok önemli. Biz her şeye varız hocam dedi. Ben Doğan Hoca'da, ben Polat Doğru'da, Mehmet Semih Söylemez'de hepimiz Facebook, Twitter, işte efendim Instagram falan filan kullanıyoruz. Mehmet Bey müthiş kullanıyor. Bugün burada değil. Şimdi sizden ricam şu. Kimler Twitter kullanıcısı burada? Kalabalık bir grup. Açıyorsunuz. Et duygusal sermaye arattırıyorsun. Et duygusal sermaye. Hocam ekliyorsun ve diyorsun ki keşke burada olsaydınız. Tamam. Çok isterdim olsaydı. Çünkü Türkiye'nin ilk 500'ünde bir firmadan bahsediyoruz. Öyle kolay kolay öyle biriyle sohbet etme şansı bulamazsınız ama Mehmet Bey her seferinde buna zaman ayırıyor. Şimdi en son teşekkürü edeyim arkadaşlar. O teşekkür de size. Soru ama kime teşekkür edeceğiz? Bir kere sorayım. Burada kimler var? Bir başka şey daha söyleyeceğim. Arkada ayakta duranlar eğer öne sahneye gelmek isterlerse bizim kabulümüz. Sonuna kadar ayakta durmak durumunda değilsiniz. Bulabildiğiniz bir merdiven köşesinden öne doğru gelin. Ben sizi sahneye alırım. Ayakta kalmayın, siz bilirsiniz. Tamam mı? Gelin öyle, güzel, güzel. Siz oturun, boşalıyor. Diğer arkadaşları alırız. Önce sorayım. Burada hangi bölümden öğrenciler var? Kim bizi dinlemeye geldi? Hemşirelik. Hemşirelik bölümünden kimler var? Yok. Var. Tarih. Tarih var.
bak bir şey soracağım, bir dakika. Bizim bölüm söylenmedi diye akşam eve gidip ağlayacak olan var mı? Varsa onlar söylesin. Ama onun dışındakiler idare edin. Sonu yok bunun. Kaç bölüm var burada? Söyle. Ağlayacağım dedim. Sen söyle. Sen. Laboratuvar. Laboratuvar grubu var. Bir gel onları alkışlıyoruz arkadaşlar. Başka hadi. Fen bilgisi öğretmeni. Bütün öğretmenleri alkışlıyoruz. Arkadaşlar. Doğan Hoca'yı alıyorum. Hocam buyurun. Siz de mutlu gözüküyorsunuz, belli oluyor. Evet, ben de emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. AGS yönetimine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten buradaki arkadaşlar, daha önce de beraberdik. Çok güzel bir organizasyon yaptılar, işbirliği yaptılar ve buradayım. Arkadaşlar, bugün benim ve Polat Bey'in üzerinde duracağımız temel kavram seçimlerimiz olacak. Seçimlerimiz bizim hayatımıza farkında olsak da olmasak da yön veriyor. Ben kendi hayatımdan söz edeceğim yeri geldiği zaman ve Polat Bey'le beraber bu konuşmayı yapacağız. O da kendi yolculuğundan, seçimlerinden söz edecek ve umarım bu konuşma bittiği zaman siz seçimler yaparken nelerin farkında olmamız gerekir konusunda daha bir bilinçli ve sorumluluk alacaksınız. Polat Doğru'yla birlikte çalıştığım için son derece mutluyum. Kendisi anlatacak bir şeyle ilgili tanışmamız. Arkadaşlar 13 yıl mı 14 yıl mı oldu? 14 yıl oldu şimdi ve hakikaten huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum. Benim çalışma kalitemi, verimliliğimi ve hizmetimi son derecede arttıran bir arkadaş ve şimdi kendisi de çok kaliteli bir hizmet veriyor. Eminim fırsat bulup dogancıoğlu.net internet sitesine girerseniz Polat'la beraber insan insana programı yaptığımızı göreceksiniz. Televizyon programı yaptık ve onu da özledim ben, biliyor musunuz? Şimdi yapmıyoruz ama beraber hakikaten sıkıştırıyordu beni, yeter be Polat falan diyordum böyle. Sonra onu kesiyorlardı. Arkadaşlar, burada olmaktan dolayı son derece unuttum. Hayatımız seçimlerden oluşuyor. Şimdi, her an için bir seçim yapma durumundayız ama her zaman için yaptığımız seçimin pek farkında olmuyoruz. Yaptığımız her bir seçimin arkadaşlar bir şimdi şu an neticesi oluyor. Bir de o seçimin yarattığı bir gelecek oluyor. Farkında olalım veya olmayalım. Şimdi buraya gelen bir seçim yaptı. Buraya gelen aynı zamanda bir dinleme seçimi de yapıyor. Ben okullara davet ediliyorum, veli toplantıları için falan. Genellikle cumartesi saat 11 ile saat 1 arasında veli toplantısını çağırıyorlar. Gidiyorum, gelenlerin %85'i anne. Onların geldiği belli. Şöyle. O yüz diyor ki, Allah razı olsun hocam, Allah sana uzun ömür verse, iyi ki geldi. Babalar %15 civarında, adamların yüzü böyle. Adama diyor ki, abi doğru söyle, geldin mi getirildin mi diyor. Hemen belli oluyor. Seçimi kendisi yapmamış, yaptırılmış. Ve o tavır içerisinde dinlediği zaman nasıl dinliyor?
Gerçi çoğu oradan ayrılırken, evet hocam hakikaten hanımın zoruyla geldim ama iyi ki gelmişim, teşekkür ederiz diyenler çoğunlukla oluyor. Nasıl dinleyeceksiniz bu konuşmayı? O da bir seçim. Hakikaten alıcı, sorgulayıcı bir tavır içerisinde dinleme var. Bir de hani, gözü bakar ama görmez. Bu da bir seçim. Kapattın mı? Onun için mi şey yaptın? Evet, televizyon, televizyon diyorum. Telefonlarımızı kapatalım arkadaşlar. Ama bazen unutma oluyor, insanlık hali. Onları da şöyle hatırlatalım. Eğer benimle işbirliği yaparsanız bir ekip olsun şimdi. Telefon çaldığı zaman hep birlikte yapalım. Anlaştık mı? Bakın bir yapalım. Çok hoşuma gidiyor. Bunu Türkiye'den başka yerde göremezsiniz arkadaşlar. O kadar hoşuma gidiyor ki. Telefonunuz çalarsa başınıza gelecek olanı biliyorsunuz. Seçimlerde hayatımız dolu dolu ve biz sizlerin etkileşimiyle bugün Polat'la buraya gelmeyi seçtik. Siz de buraya gelmeyi seçtiniz, buluştuk. Çok mutluyum. Hepiniz hoş geldiniz. Polat'cığım. Hadi bir uygulamayla başlayalım. Sesim geliyor değil mi? Şimdi çok sosyal bölüm öğrencisi var. Biraz canınız yanacak. Ama olsun. Matematikle ilgili. Tamam. Nasıl matematiğiniz? İyisiniz değil mi abi? Tabii, 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 tabii. Ben biliyorum, içten hissediyorum onu. Bir uygulama yapacağım. Çok seri bir şekilde yapacağız, tamam mı? Sağa sola bakmak yok. Hesap makinesi falan çıkartmıyorsunuz. Kağıt kalem kullanmıyorsunuz. Hiç ben, sen ne buldun, ben ne buldum falan öyle bir durum yok, tamam mı? Ta sonuna kadar ben ne dersem onu yapıyorsunuz. Yolda kaybolabilirsiniz, kaybolduysanız kaybolduğunuz yerde kalır, tamam mı? Hocam ben bilmem ne ya hiç dinlemem orada kalıyorsunuz, tamam mı? Herkes hazır mı arkadaşlar? Başlıyoruz. Hepiniz hazır mısınız? Ha içinizde bilenler varsa onlar da bildiğini kendilerine saklasınlar. Anlaştık, başlıyorum. Şimdi birden 9'a kadar bir sayı tutun aklınızda. Tuttunuz mu? 9 sayıyı 9'la çarpın. Çarptığınız zaman çok muhtemel bir iki basamaklı, belki tek basamaklı bir sayı elde ettiniz. Tek basamaklıysa sayı cebinizde kalsın. İki basamaklıysa birinci ve ikinci basamağı topla, o cebinde kalsın. Şimdi cebindeki sayının adının ilk harfiyle bir ülke düşün. Düşündün mü? Ülkenin adının sondan üçüncü harfiyle bir şehir düşün. Düşündün mü? Şehrin adının sondan üçüncü harfiyle bir hayvan düşün. Düşündün mü? Danimarka, Rize, İnik. İşlemin sonucu 9'dan başka bir şey çıkmaz. Neden? 9'a bölünme kuralı çünkü. Herhangi bir sayıyı 9'la çarparsan 9'un katı olur. 9'un katı olan sayıların basamak değeri toplamı 9'dur. Nereye kadar? 81'e kadar. 81'den sonra da 9'un katı olurlar. Hocam neticede 9'u buldun. 9 cebinde. 9'un ilk harfi nedir? D. D'yi buldunuz hepiniz değil mi? Yani 9 bulanlar başka bir şey demek. D harfi cebinde. D harfiyle hangi ülke dediniz? Başka var mı peki? Dominik Cumhuriyeti diyenler var. Survivor izliyor musunuz? Ünlüler. Şimdi Dubai diyen arkadaşlar için Birleşik Arap Emirlikleri bir ülkedir. Dubai de onun şehirlerinden bir tanesidir. Dubai ülke değil. Dominik var, evet doğru. Peki başka bir cevap var mı arkadaşlar? Baba ne dedin ya? La adam bildi.
Hakikaten Demokratik Kongo Cumhuriyeti var. Nal gibi de bayrağı var. İngilizcesi de D harfiyle başlıyor. Onu aldık bir. Dağıstan olur muydu? Olabilir. Nasıl Kıbrıs'ı ülke olarak kabul eden biz varsak, Dağıstan'ı da ülke olarak kabul eden var, bölge olarak kabul eden var. Almancı varsa içinizde, Deutschland'da kabul ediyorum. Onlar hiçbir zaman Almanya demediler. Onlar hep Deutschland dediler. Eyvallah, onu da alıyorum. Şimdi soruyu değiştiriyorum. Tek doğru cevap Danimarka mıdır? Hayır. Peki biz bazen bir grubun çok büyük bir kısmı Danimarka diye cevap verdiğinde tek doğru cevap Danimarka gibi hareket eder miyiz, etmez miyiz? Ederiz. Bu bilgi cebimizde kalsın. Gelelim ikinciye. Danimarka'nın sondan üçüncü harfi R. Siz ne dediniz? Rize dediniz. Aferin size. Peki niye Rize dediniz? Bak, başka yok. Değil mi? E peki ben Türkiye dedim mi? Hayır demedim. Sen ne yaptın? Adam Türkçe sordu soruyu. Türkiye'de yaşıyoruz. Olsa olsa Türkiye'de, Türkiye'de bir tek Rize var. Yapıştırsın cevabı, geçsin hocam, değil mi? Roma olur muydu? Riyad olur muydu? Reykjavik olur muydu? Rosenburg olur muydu? Rotterdam olur muydu? Hepsi olurdu. Ama sen ne dedin? Rize dedin. Rize'nin sondan üçüncü harfi ne? İ harfi. İ harfiyle hangi hayvanı seçtin? İne. Başka var mı? İguana. Doğru, hepimizin çocukluğu iguanaları. Ya Allah seni inandırsın. Benim dedemin bir impala çiftliği vardı. Nasıl güzel, nasıl güzel. Başka? İpek böceği? Olur. İspermeçek? Olur. İbibik? Olur. Başka? İstavrit? Olur. İspinoz? Olur. Başka? İstagos? Yani iyi mi tam emin değilim ama olur hadi. Başka? Başka, başka. Ya bu kadar terbiyeli misiniz? Önce onu sorayım size. Tamam. Ha? Böyle ağız dolusu söyle. Öyle yarım ağız değil. Tam böyle. Güzel söyle diyor. İlk var, ilk diyor. Tamam. Şimdi yahu bunu bana ilk yaptılar. Benim aklıma ilk geldi. Böyle takım elbiseli bir toplantı bir de, tamam mı? Allah'ım dedim, ip dersen beni atarlar burada işte. İneği buldum, bir rahatlama geldi bana. Aile dedim, tamam inekten bir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. İnek süper bir hayvan, süt veriyor, ailemizin hayvanı, her şey oluyor. Sen niye ip diyemiyorsun hocam? Çünkü ip dersen itlik olur diye söylüyorsun. Şimdi soruyu değiştiriyorum. Ben aynı soruyu size yazılı olarak verseydim ve 5 dakikada zaman verseydim, sizce cevaplar aynı şekilde mi olurdu? Hayır, olmazdı. O zaman ne yapardınız? Başka başka şeyler yapardınız. Bu konuşmaya başlarken, bu uygulamaya başlarken ben sizi geldim mi gelmedim mi? Geldim. Çok çabuk yapacağız. Bilmem nece, sağa bakma, sola bakma, hesap makinesi kullanma, onu yapma, bunu yapma. Hepiniz oturdunuz böyle. Ulan ben üniversite sınavına girdim, yapıştıracağım şimdi. Ondan sonra bir sordum Danimarka Rize'ni, tak diye böyle, hop süper oldu diyorsun değil mi hocam orada? Şimdi sana soruyorum, sence hayatta yaratıcılık, sence hayatta kendi olma, sence hayatta karar verme meselelerinde hangisi daha farklı sonuç getirir? Danimarka Rize ineği bilmeden seçtiğin an mı, yoksa bilerek seçtiğin an mı hocam? Bilerek seçtiğin. O yüzden sana 5 dakika verince, ben gıcık biriyim onu söyleyeyim size. Eminim sizin içinizde de gıcıklar vardır. Danimarka'yı bulunca şöyle kağıda bir bak. Aha bunların hepsi Danimarka dedi. Ben başka bir şey buldum. Hocam ben başka yanıt buldum diye yazarsın hocam. Ondan sonra bambaşka cevap verirsin. Ama soru şu, hayat sana gündelik yaşantıda karar almak istediğin zaman, istediğin kadar zaman veriyor mu? Vermiyor. Bu unutmayacağım bir şey. O zaman sormak lazım. Hakikaten aldığını düşündüğü kararların hepsini sen mi alıyorsun? Çok teşekkürler. Hadi görüşürüz. Hakikaten hayat size hey bak önemli bir an yaşıyorsun. Sana biraz zaman vereceğim. Dikkat et, iyi karar al demiyor. Birdenbire kendini adama küfrederken buluyorsun. Birdenbire bir karar verirken buluyorsa... Ay bir çocuk beni şimdi yeteceğim! Sürekli oluyor.
Arkadaşlar ben Silifke doğumluyum. 13 çocuklu bir ailenin 11 numaralı çocuğuyum. Ve... Başına mı geçti? Ve... ben... lisede bir öğretmenimle tanıştım. Ortaokul... En yüksek okulda Silifke'de. Okulda devam edebilmem için okumama Ankara'da Atatürk Lisesi'ne gittim. Sonra Kürtler Lisesi'nden mezun oldum. Ankara Atatürk Lisesi'nde bir öğretmenimle tanıştım. O konuşmamızda ne olmak istiyorsun dedi. Böyle birçok öğrenciler arasında bana da sordu. Ben de mühendis olmak istiyorum dedim. Neden dedi? Ben söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Mühendisler çok iyi para kazanıyor. Prestijli bir meslek, gözde bir meslek. Bu 55 yıllarında falan oluyor bu konuşma Ankara'da. Ve Silike'de bir eşrafın kızı vardı, gönlüm vardı. Mühendis olursam bana verirler diye umut ediyordum. Şimdi bu hocaya söylenmez. O nedenle Türkiye'den çok söylenen yalan söyledim. Vatanla memleketi hizmet ediyordum. Öyle gülümsedi. Dedi, vatana memlekete hizmet etmek için. Sen dedi, bilim adamı olmak istemez misin dedi. Bir bilim insanı olsan, hem dedi, bireye hem topluma hizmet edersin. Mesela dedi, psikoloji alanında bir bilim insanı olsan dedi. Bunu söylerken gözümün içine baktı. Gözümün içine bakarak pek konuşan olmamıştı. Çünkü çocuğa değer veren bir toplum değiliz. Ben de aynı şekilde orada burada büyüdük işte. Bu 48 yaşındaki beyaz saçlarına o şekilde konuştu ki, ben şu mesajı aldım, istersen bilim insanı olabilirim, bana bağlı. Üç gün yanladım, çok heyecanlandım, hakikaten karar verdim, bilim insanı olacağım. Liseden mezun olduktan sonra da İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümüne gittim ve hakikaten çok şükür bugün karşımızda bir bilim insanı olarak konuşuyorum. Bu çok önemli bir şey. Benim ülkemin gizli kahramanları var. Bugün rahmetli olmuş, aramızdan ayrılmış, emekli olmuş, emekliliğini yaşayan, halen hizmet veren öğretmenlerimiz için bir alkış rica ederim. Çok önemli. Ve arkadaşlar, yıl 1964. Amerika'da Illinois Üniversitesi'ndeyim. Silifke'de doğmuş, büyümüş, ortaokulu bitirmiş birisi. İstanbul Üniversitesi'nden mezun olmuş, 2 yıl asistanlık yapmıştım orada. Champaign-Urbana, University of Illinois, Champaign-Urbana. Bir okul, 10 Ekim falan civarı, 2 ay falan olmuş üniversiteye geri, doktora programı başlamış. Garibanlık hissediyorum. Tanıdığım yok. O kadar farklı ki toplum, girişleri, konuşuşları, hal ve hareketleri çok farklı. Yalnız hissediyorum. Garibanlık hissediyorum. 10 Ekim civarı, zannederim bir çarşambaydı, sabah 10.30-11 civarı yürüyorum. Sağ tarafımda çok tatlı bir ses geldi. Kız sesi, hey Dolgun. Böyle ilaç gibi. Dedim, inşallah benimdir. Evet, bana bakıyor, ben miyim dedim. Yes dedi. Come here diyor. Yani... Buraya geldi, o da bana doğru yürüdü. Ben bismillah dedim, ben doğru yürüdüm. Karşımda kız, mini mini şort giyimi, sütyen yok. Tanışı, yeşil gözlü, böyle bakıyor. You're from Turkey, aren't you dedi. Türkiye'desin değil mi? Yes dedim. İlk defa dedi, Türkiye'den birisini görüyorum, dokunabilir miyim? Ve o zaman... Bildim, dedim lan, Allah garibanı görür. Yes, yes dedim. Kız dokundu. Allah, inanmıyorum. Nasıl güzel geldi o doktorun. O sırada bir esnaf tarafımı keşfettim. Ulan diyorum, bir şey söyleyeyim, bir şey yapayım. Döneyim, her tarafıma dokunsun.
Şimdi ben bunu düşünüyorum ama nasıl söyleyeyim bunu? Usturumda bir şekilde söylemek lazım. Kız dönüverdi, iki tane delikanlı konuşuyor, üniversite öğrencisi. Birisi böyle polak gibi falan uzunca boylu, yakışıklı. Ona döndü. Hey Brian, come here diyor. Brian çağırıyor. Yüzüme baktı, soruyu gördü. O ne diye çağırıyorsun diye. Dedi ki Brian nişanlım, o da dedi Türkiye'nin ilk defa görecek, o da doğru. Şimdi... Arkadaşlar Adana'da seminer veriyorum. Anlatıyorum bu ülkeyi. Oradan bir Adana abimiz dedi ki, o da dokundu mu? Şimdi Brian geliyor. Benim hemen algılamamda bir değişiklik oldu. Onu birader yaptı. Kızı bacımız yaptı. Geldiği zaman artık eski Doğan değildi. Ve arkadaşlar bu 4-5 kere başıma geldikten sonra 26 yaşında Türkiye'de üniversiteyi bitirmiş, 2 yıl asistanlık yapmış biri olan Doğan Cüceloğlu bir şey keşfetti orada. İnsan kadın, insan erkek, insan insana konuşabiliyor. Nişanlıymış, evliymiş, hiç önemli değil. Evet. Tamam. Ekip oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi... İçinden şöyle insanlar yoktur lan. Bir de benim telefon çaldı da gidiyor. Umarım böyle insanlar yoktur. Öyleleri varsa sizin telefonunuz çalmadan da biz sizi cıptıklayabiliriz. Arkadaşlar, böylelikle nişanlı veya evli bir konuda hakikaten gözlerin dışı için konuşabiliyorsunuz. Ve işte kocası falan filan da herhangi bir şekilde bir sorun olmuyor. Oh merhaba. Toplam 25 yıl içtim öyle bir ortamda, üniversite ortamında Amerika'da. Ve 1996 Türkiye'ye geldim. Geleli 4 yıl olmuş. Arkadaşlar Caddebostan'da sabahın 5.30'u yürüyüşe çıkmışım. Komisyon falan var kafamda böyle. Yürüyorum, insan kadın geliyor. Amerika'da yeni gelmişim. Günaydın dedim. Kapıcım falan şöyle kadın baktı, bir şeye benzetemedi. Pis terbiyesiz. Düşündüm, lan çok tehlikeli olabilir. Yani hakikaten çok masumane bir şey ama tehlikeli olabilir. Adana arkadaşım dedi ki, kadın haklı. Kafam bozuldu dedim, niye haklı ya? Bana pis terbiyesiz deme. Nasıl haklı olabilir ya? Nasıl haklı olabilir ya? Ödedi kocası duysa sormaz mı nereden tanıyorsun bu herifi? Düşündüm doğru. O adamı aklına gelmez nereden tanıyorsun bu insanı diye sormak. Çünkü onun kafasında ya karısın ya herifsin. Arkadaşlar bakın ben İlmi Üniversitesi kampüsünde otomatikman kızı nasıl baktım? Allah galibanı görür diye gittim. Kararımı verdim. Ve 4-5 kere bu başıma gelmeden şu seçimin farkında değildim. İnsan kadın, insan erkek. Eğer bizim geleceğimizde uygar bir toplum olma kısmetse mutlaka insan insanı konuşmayı bilmemiz lazım. Bu otomatikman gelebilmesi lazım. İnsan insana konuşan bir toplum olma. Bu bir seçimdir. Çünkü hakikaten hem insan hem kadın. Ve şu grup için söyleyeceğim çok önemli bir şey var. Evlenmeden önce siz insan insana ilişki kurmasını bilemezseniz ve karı ve herif evliliği yaparsanız 6 ay sonra o evlilik hapishaneye dönüşür. Ve benim ülke bu tür evliliklerle dolu. Televizyon programına çıkıyorum. Canlı telefon. İşte bağlatıyorlar, kadını sorup var. Gitmiş zaten sen. Beni karı beni döndürüyor. O herif olmakla ısrar ediyor, bu da karı olmakla ısrar ediyor. İnsan insana konuşamıyorlar, ben ne yapabilirim ona? Çok önemli arkadaşlar. Bugün seçimlerden konuşuyoruz.
önemli seçimler yapıyoruz. Acaba farkına varıyor muyuz? Farkına varmazsa onun sorumluluğunu da alamayız. Değil mi? Televizyonda bana telefon edenlerin hemen hiçbirisi ben bu seçimi yaptım, şimdi bunun sorumluluğunu alıyorum düşüncesinde değildi. Kısmetim mi böyleymiş, kaderim mi böyleymiş, böyle bir kavramış. Evet, bugün buradan ayrılırken umarım arkadaşlar seçimlerimizi ne kadar farkındayız konusunda bir duyarlılık geliştirirsiniz. Ve o konuda ben Polat abimizin size çok yardımcı olacağından eminim. Benim sesim arkaya da iyi geliyor değil mi? Yani bağırmama gerek yok. Ben böyle bir celalleniyorum, kaptırıyorum falan. Tamam. Yakışıyor. Yakışıyor. Tamam, iyi. Bağırırım ama devam ediyorum diye. Ya bir şey soracağım. Daha doğrusu söyleyeceğim size. Eşimle nasıl tanıştığımı anlatmak istiyorum. Dinlemek ister misiniz? Ay evet, ben de anlatmak isterim. Allah bana bağışlasın. Ben eşim olmasından dolayı çok mutlu olduğum bir insanla birlikteyim. Aynı ekibin üyesi olmak ve hayatımda olmasından dolayı kendimi çok zengin hissediyorum. İyi ki var ya. Yani hakikaten önünüzde söylüyorum bunu. Eşimin adı Aslı ve ben Aslı ile 11 Nisan 1995 saat 14.35'te tanıştım. Ben Türkiye'nin çok sıkı üniversitelerinden birinden mezunum. Hakikaten çok sıkı. Çok sıkı üniversite ne demek biliyor musun? 3 derse gelmedin, 4. de geldin de hoca diyor, canım kasma diyor. Zorlama, seneye halledersin zorlama. Olur yani, seneye olur, bir dahaki sefere inşallah canım diye gönderiyorlar hocam. Devam mecburi, kasarak mecburi hem de. Çok da zorluyorlar böyle. Ben ilk 2 sene çok profesyonel öğrencilik yaptım. Kaldım falan. 3. seneye doğru kaldığım derslerden bir tanesi, ya hepsinde vizeye giriyorum, eksiksiz. Ödevleri falan da yapıyorum fakat finale nefesim yetmiyor. Yani arada o bir bahar falan oluyor, bir dağılıyorum orada, ondan sonra final göremiyorum abi. Hocanın biri dedi ki, oğlum bak dedi, 2 senedir ödev yapıyorsun, her biri 150 sayfa. Bu sene de yapacaksın dedi, 450 sayfa edecek. 3 tür vizeye giriyorsun. Sadece finale gel geçersin zaten dedi. Bak dedi, devamsızlık yapma gene bırakırım dedi. Ama gel geçeceksin dedi. Tamam hocam dedim. Sıkı sıkıya derse devam ediyorum. 2. dönem başladı. Nisan ayına kadar eksiksiz her gün gitmişim. 11 Nisan günü yemekhanede yemek yiyorum. Arkadaşım Gökhan geldi. Muhabbet falan bir şeyler. Ama nasıl güzel muhabbet böyle. Oğlum dedi ya, yetmedi bana dedi. Yürü dedi, bizim kantine gidelim dedi. 2 tane çay içeriz dedi, bilmem ne falan filan. Baktım böyle, istesem de kalamam buradan sonra dedim. Yani buraya kadar full devam etmişim abi. Bir tane ekmekle de bir şey olmaz. Tamam lan dedim, yürü gidiyoruz. Kalktık gittik kantine, muhabbet ediyoruz, sohbet falan filan. Biz tam konuşurken buradan böyle bir şey geçti. Bir şey geçti yani var ya. Şimdi tir tir titremeye başladım ya. Zangır zangır titriyorum. Böyle karnımdan bir titreme geliyor. Her tarafıma dağılıyor. Bir şey söyleyeyim, ben İzmir'de büyüdüm. Hayatımda ilk kez güzel kız görmüyorum. Daha evvel de görmüşlüğüm var. Yani ilk kez güzel kız görmüyorum. Kız güzel tamam ama ilk değil. Lan dedim ne oluyor ya, ben tir tir titriyorum. Gökhan baktı böyle. Oğlum dedi ne oluyor sana ya dedi. Abi dedim ya ben birini gördüm dedim. Galiba gideceğim tanışacağım dedim. Ciddi misin dedi. Evet evet dedim. İyi dedi, biz de oturalım o zaman dedim. Gökhan dedim, gidin dedim. Niye ya gidelim dedi. Ya dedim oğlum, bu kız benim ligimin ötesinde. Bu beni çarpar. Siz de ondan sonra 10 gün dalga geçersiniz benimle, gidin. Yok abi bakalım falan dedi. Gidin dedim. En sonunda gittiler bunlar. Ben kaldım. Baba cesaretimi toplamaya çalışıyorum ama bir türlü olmuyor. Özel ders de veriyorum. Çıkmam lazım. Okuldan çıkacağım. En sonunda dedim ki artık ne olacaksa. Kız oturuyor orada bir yerde. Kalktım yürümeye başladım. Tam yaklaştım böyle bir baktım. Önünde bir dergi var. Edebiyat dergisi okuyor ya. O zamanlar çıkardı, Hayalet Gibi diye bir dergi var. Anam dedim ya, kim bu kız ya? Hem de edebiyat dergisi okuyor falan. Yaklaştım böyle yanına, dedim ki ya merhaba dedim, benim adım Polat. Ben demin seni gördüm dedim ve gördüğüm andan beri de tir tir titriyorum dedim. Niye titrediğimi öğrenmek için geldim, müsaade eder misin? Kız baktı böyle, otur dedi. Oturdum ben.
Baba şimdi geri çeviriyoruz ama bir türlü muhabbeti bağlayalım. Nereden geldin, hangi şehirdensin, nerede kalıyorsun, yurtta mı, evde mi, kaçıncı sınıfsın falan. Sadede gelemiyorum bir türlü hocam. O an çok zor bir an ya. Yani bağlayacağım da bağlayamıyorum bir türlü muhabbeti. En son dedim korkunun ecele faydası yok. Soracağız yani bunu. Ya dedim çok korkarak soruyorum ama dedim bir erkek arkadaşın var mı? Yok dedi. Oleydi, iyi yolda gidiyorum yani. Çok iyi yolda gidiyorum. Fakat ikinci dedim gitmem lazım canım dedim. Yani yarın öğleden sonra boş. Yarın öğleden sonra görüşebilir miyiz dedim. Dersim var dedi. Aha dedim sepet havası. Ama ekelim dedi. Var ya. Ben köpek gibi aşık oldum. Kız da beni deli gibi seviyor. Var ya böyle parmakla gösterirken, aha biz işte en acayip çiftiz falan filan diye böyle dolanıyoruz kampüsün içinde. Hala tir tir titriyorum, görüyorum böyle çok seviyorum falan filan. Hocam üniversite bitti. Kaç sene sürdü bitti yani biz hala birlikteyiz. Ben askere gittim döndüm, hala birlikteyiz. Çalışmaya başladık, hala birlikteyiz. Artık dedik ki çüş evlenin ya, yani hadi artık diye. Hocam evlendik. Evlendik, 6 ay geçti. Allah seni inandırsın. Hala tir tir titriyorum. Ama artık sinirden titriyorum. Ya, var ya, nasıl felaket. Allah'ım diyorum, ne vardı, niye evlendin ya? Gayet güzel gidiyordu her şey. Niye evlendin, niye evlendin diye düşün bak. Her gün eve şöyle dönüyorum. Evet, bu akşam boşanmayı konuşuyoruz. Bu akşam, o akşam diye. O var ya böyle beni keyiften memnun eden, Allah'ım işte dünyanın en süper insanı dediğim kızı gördüğümde şeytan görsün yüzünü diye bakıyorum ya. Bir kavga ediyoruz, evden çıkıyoruz. Bir yola geliyoruz böyle bizim evden çıkınca. Karşılaşmayalım bir daha diye ben sola dönüyorum, o sağa. İkimiz de eve dönmüyoruz bir daha. Felaket ya, bildiğin felaket. Ben her gün İğrenç diyorum ya. Ne yaptım ya ben? Niye evlendim ya diyorum. İnan o kadar felaketti ki hayatımda gerçek anlamda cehennemi yaşadım. Bu kadar sevdiğim, bu kadar önemsediğim bir insanla. Ve şunu düşünüyorum. Abi ne oldu? Niye böyle oldu? Niye böyle oldu ya? Bir sürü mit var bununla ilgili. İşte evlilik aşkı öldürüyor, bilmem ne oluyor falan ya. Niye bizimkini de öldürdü ya diyorum. Yani neden öyle oldu? Şimdi sorayım size. Niye öyle olmuş olabilir? Dinlememişimdir ben onu. Evet, başka? Her gün birlikte, tamam. Başka? İnsan insana sohbet etmediği. Ben erkek rolünü benimsedim, eşim de kadın rolünü benimsedim. Abi? Evlenmeden önce her şeyi yazılmışsınız, artık yaşayacak bir şey. Yaşayacak bir şey kalmamış hocam, abi de diyor böyle. Özgürlüğüm kısıtlanmış. Ya bak size bir şey söyleyeyim, ben neler yaptım, çok kısa bir şeyler anlatayım size. Abi benim eşim akademisyen bugün itibariyle. Şimdi o zaman da akademisyendi. Bu kızcağız biz evlenmeden önce yurt dışına sunum yapmaya giderdi. Ben nasıl böyle havalimanına götürürdüm, çiçekle karşılardı falan filan. Evlendik, bir ay sonra dedik ya benim dedi Fransa'da bir sunum var dedi. Ya gitmesen dedim, tamam mı? Yani gitmesen. Niye gitmeyeyim ya dedi. Biz dedim evliyiz ya, gitmesen artık dedim. Yemiyor, gitme diyeceğim de yemiyor, tamam mı? Kız değişti. Ne demek ya dedi. Ben dedim göndermesen daha iyi olur, gitmesen daha iyi olur. Onu dedim, bunu dedim. Kız gitti, 3 gün konuşmadı. Dönünce. Sadece ben mi bunları yaptım? Bana hiç karışmayan kadın her gün her bir halta karışmaya başladı. 1,5 sene oldu ve ben artık tamam bu iş bitti dediğim yerde bir şey fark ettim arkadaşlar. Şimdi Aslı'yla ben sevgiliyken bir şey vardı biliyor musun? Şimdi ben böyle bakıyordum. Anam diyordum ya bu kızın hoşuna gitti, buna devam. Bu güzel bir şey yani, bak memnun. Aynen buradan devam edelim diyordu. O bana bakıyordu, aa bunu Polat beğendi, aynı yoldan devam. Fakat harika, ikimiz de kendimiz olarak bir ilişki yaşıyorduk. Evlenince kızın içinden, anası benim içinden de babam çıktı. Aslı'yla ben ne kadar süper bir çiftse, benim babamla onun anası o kadar berbat bir çift. İflamızı söktük birbirimizin ya. Ama 1,5 senede ben ayıldım hocam. Ve bir gün oturduk konuştuk, dedim ki ya Aslı, bak olmuyor yani, sana da yazık, bana da yazık ve ne mutlu bana ki ikimiz de o emeği verdik, 4 yıl sürdü. Ben kendim seçtim sanıyordum, kendim oldum sanıyordum, şimdi bu lafı size ediyorum. Aha emin olun her birimizin yarın öbür gün
nasıl bir eş olacağı içinizde yazılı, gömülmüş vaziyette evlendiğiniz gün saatli bomba patlayacak. Şak diye çıkacak ortaya. Bir bakacaksın, bir koca nasıl davranır, bir karı nasıl davranır ezbere biliyorsun. Aynısı baba olduğumda da oldu. Çocuğun geldiği gün ben nasıl baba olunur biliyordum hocam. Ama bir tane soru var. Hakikaten seçmiş miydim? Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben Aslı'yı tanıyorum. Hakikaten Aslı ve Polat çok güzel bir ekip. Hakikaten hayranlık duyuyorum. Ve bugün 7 yaş 4 ay Poyraz oğlumuz ve 1,5 ay mı şimdi? 2 ay 2 gün doğar kızım. Çok güzel bir ekip. Hakikaten onlar için bir alkış rica ederim. Ve böyle bir süreçten geçmiş olmaları ne kadar önemli, ne kadar manidar. Allah'tan farkına varabilmişler. Arkadaşlar, kültür robotluğu çok kötü bir şey. Ve her kültür fabrika gibi kültür robotu üretir. Bir tarafında da var. Ve ama çık çık mı duydun? Ben duymadım telefonu ama siz duymuşsanız doğrudur. Arkadaşlar, önemli olan bunun farkına varmak. Bazen kültür robot olmayı seçebilirsiniz. Çünkü oraya girdiğiniz zaman oranın bir parçasınızdır ve isteyerek onu yapabilirsiniz. Ama o sizin seçiminiz oldu. Şimdi içimizdeki o rolü fark ettik. Ve şimdi biz birer ayrı şahsiyet olarak birbirimizle konuşuyoruz ve bu bizim ekibimiz, bizim ailemiz, insan insana konuşabilecek bir duruma geldik dendiği zaman başka bir melodi çalıyor. Ben dediğim gibi Cahit Okurer'le konuştuktan sonra bilim adamı olmaya karar verdim. Profesör Mümtaz Turhan'la beni tanıştırdı. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü. Ve arkadaşlar, Mümtaz Hoca bana sen dedi, bilim adamı olmak istiyorsun dedi. Evet hocam dedi. O zaman dedi, psikoloji alanında bir bilim adamı olmak istiyorsa senin dedi bir yıl içinde psikoloji kitaplarını İngilizce okur hale gelmen lazım dedi. Psikoloji kitaplarını İngilizce okur hale gelmen lazım. Hocam dedim ben kolej mezunu değilim dedim. Kolej mezunu musun diye sormadım dedi. Eğer psikoloji alanında bir bilim insanı olmak istiyorsan psikoloji kitaplarını İngilizce'den okur hale gelmen lazım bir yıl için. Ve arkadaşlar öyle bir yöntem ki anlatırım daha sonra geliştirdim ki öyle bir çaba içindeydim ki her gün yolda giderken o zaman İstanbul tramvay vardı, tuvalete gittiğimde İngilizce öğrenmenin bir parçası haline getirdim bütün boş zamanlarımı. Ve bir yılın sonunda ben İngilizce psikoloji kitabı okumaya başladım. Anlayacak bir şekilde. Ve mezun olduktan sonra sınava girdim. Asistanlık sınavını kazandım. Ve daha sonra öyle süreçler geçti ki İngilizce bilmemden dolayı kader kısmet önüm açıldı ve ben Amerika'ya Charles Osgood gibi Amerika'da tanınmış önde gelen 5 psikologdan bir tanesini araştırma asistanı olarak onun programında doktora öğrencisi olarak gittim. 1964 işte anlattım ilk gittiğim zaman o durumları. Ve arkadaşlar ben İngilizce biliyorum. Çalışkanım, kafam eriyor şeklinde bir tavır içerisinde 3 tane doktora ders aldım. Birinci günü gittim pazartesi, Profesör Kahane, hatırlıyorum. Rahmetli oldu. Bu lingüistik alanında işte.
bir syllabus dedikleri bütün semestri boyunca devam eden okumalar neler olacak kaynakları verdi. Ve şöyle bir hesapladım, haftada ortalama 200 sayfa okumam lazım bilimsel. Dergilerden, kitaplardan. Değişik değişik. Salı günü gittim. O dersten de ortalama 200 sayfalık okuma var. Çarşamba günü gittim. Oradan da 200 sayfalık. Şöyle bir hesapladım. Haftada 600 sayfa bilimsel yazı okumam lazım benim. Tamam. Oturdum. Ya Allah dedik. Kitapları aldım, sözlük, okumaya başladım. Ve genellikle ben saati çıkarır, korum önüme. Saat kaçta başladım, kaç sayfa okudum. Ulan baktım, bir saatte bir sayfayı bitirememiş. Şöyle bir hesapladım, 600 sayfa. Günde 24 saat okusam, 24 sayfa. 10 gün okusam 240 sayfa, birdenbire bende şafak attı. Silifke tabiri, ana! Lan mümkün değil. Yemesen, içmesen, 24 saat okusam ne bitiremez. Ve arkadaşlar, müthiş bir kaygı, iştah kayboldu, uyuyamaz hale geldi, sabah kahvaltı yapamıyorum. Yolda böyle yürüyorum, o Amerikalı gençler gülerek falan bunu geçiyorlar yanımda o kızlar gençler, içinde küfretim geliyor onlara. Ve ikna oldum, dedim beni buradan kovacaklar. Ve doktorayı alamayacağım. Mithat hocamı düşünüyorum, karşısında böyleyim, ne oldu sana diyecek, ne diyeceğim. Meral diye bir kız vardı, mektuplaşıyordum. Bu buydu halim diyecek. Ona ne diyecek? Silifke'de düşünüyorum, babama ne diyecek? Ben dedim dönemem böyle. Peki ne yapmam lazım? Dedim, intihar edeyim. Ciddi olarak intihar düşündüm. Sonra Silifke'yi düşündüm. Aramızda Silifke'li var mı arkadaşlar? Yok. Anamın, tamam, bizim Poyöre'nin. Silifke'de Ispanağım teyze var, Melek abla var, böyle onların konuşucunu düşündüm şöyle. Duydun mu be? Neci? Cüceli sandın, en küçük oğlu, kendini öldürmüş kız. Ölememiş kız. Ana, nerede varmış? Öyle diyor, ne oldu? Falan filan. Ulan dedim, ağızlarına sapız ederler bunlar. Peki ne yapayım? Dedim ki, trafik kazası süsü verir. Ve arkadaşlar, sizin tuhafınıza gelecek. Kendi kendime dedim, ulan ne akıllı çocuksun. Bak, öyle. İnsan aklı ne kadar tuhaf bir şey. Ve Urbana'da bizim trafiğe benzer bir yer var. Böyle ters dedim, orası en iyi yer, kaza yer. Bir çarşamba sabahı arkadaşlar, o gün sonlandıracağım. Yüzümü yıkıyorum. Yüzümü yıkıyorum. Rahmetlik annenin sesini duydum. Ben 10 yaşındayken annem rahmetlik olmuştu. Yavrum, öldürme kendini. Kıyma canına yavrum dedi. Böyle duydum içimden. Aynada gözüme baktım. Başladım ağlamaya. Ağlıyorum. Soğuk suyla yüzümü yıkıyorum. Soğuk suyla yüzümü yıkıyorum. İçimde bir şey değişti. Dedim ya, Mukaddem Mahallesi, Becilli Sokak'ta doğdu. 11 çocuklu bir ailenin 11 numaralı çocuğusun. Orada doğmuş, büyümüş birisi. Şimdi University of Illinois Champaign-Urbana'da Profesör Charles Osgood'un araştırma asistanı pozisyonunda. Dedim, kaç kişiye kısmet olur bu ya? Bu ne korkaklık dedim ya. Onlar seni atıncaya kadar sen burada kalacaksın. Öğrenebildiğin kadar İngilizce, öğrenebildiğin kadar bilim okuyacaksın. Onlar kovuncaya kadar hiçbir yere gitmek yok. Düşündüm, oh lan, bir tavır alışım var. Yüzümü yıkadım, kahvaltı yapmaya gittim. İntihar yerine gitmedim, kahvaltı yerine gittim. Kahvaltımı yaptım arkadaşlar,
geldim, oturdum ve üç tane sözlük sağımda. Türkçeden İngilizceye, İngilizceden Türkçeye, İngilizceden İngilizceye. Kitaplar, okuyacağım şeyler koydum, oh, okumaya başladım. İlk sayfada 58 kelime, dertliyiz. Her bir kelimeyi sözlükten bakıyorum, o kelime ailesi var o kelimenin. Bir de onlara bakıyorum, türevlerine, bilmem ne. Bir sayfada 1,5-2 saat harcıyorum ama pırıl pırıl anlıyorum. Ve arkadaşlar, bir hafta sonra baktım, saatte 4 sayfa okuyorum. Lan! Anlıyorum. Üç hafta sonra saatte 9 sayfa okuyorum. Hiçbir şey aksatmıyorum. Benim için anlamak önemli. Pırıl pırıl anlamadan geçmiyorum. Gereken zamanı veriyorum. Semester bittiği zaman saatte 18 sayfa, 21 sayfa okuyan hale gelmiştim. O 3 dersin ikisinden B, bir tanesinden A aldım. İlk aklıma gelen şu oldu. İyi ki kendimi öldürdüm. Bakın, dışarıdan baktığınız zaman aynı Doğan Cüceloğlu. Ama o çarşamba sabahı 8'deki kendini öldürmek üzere Urbana'daki trafik o meydanı var orada bir. Oraya gitmek üzere gitmiş. Ama saat 10'daki kahvaltıya giderken farklı bir seçim yapmıştı. Arkadaşlar hiçbir zaman unutmuyorum o anı. Ve o an benim hayatımı çok değiştirdi. O an ben doktora derecesi için değil, anlamak için, gelişmek için, farkına varmak için orada olduğunu keşfettim ve ona zaman yatırdım. Onun sonucunda doktora, doçentlik, profesörlük gelir. Ama esas önemli olan anlamak ve bilmek. Hayatım boyunca böyle oldu. Şimdi ben orada bir seçim yaptım. Ve orada hakikaten mistik bir an yaşadım. Rahmetli annemin o kulağındaki sesini hiçbir zaman unutamıyorum. Yavrum, kıyma canına. Öldürme kendini. Ve benim canıma kıymadığım gibi bu canı şimdi şu anda farkındasınız, siz canlarla beraber bir araya gelip paylaşacak hale geldi. Ne kadar önemli. Ve arkadaşlar, bir şey daha keşfettim. O andan sonra ben, bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim duygusu içerisindeyim. O andan sonra ben, el alem ne der, ben kendimi özgür kıldım. Ben ne derim hadisesi çok önemli. Ve o özgürlüğümün nasıl bana yol verdiğini kitaplarımda görürsünüz, seminerlerimde görürsünüz, Polat'la televizyon programında görürsünüz. El alem ne der önemli ama ben ne derim? Yaptığımız her bir seçim arkadaşlar, ben kimimi tayin ettiği gibi aynı zamanda kim olmak istiyorum konusunda da bize yol gösteriyor. Yaptığımız her bir seçim. Ses. Bir tane sorum var. Doğan Hoca 2 tane öğretmeninden bahsetti. Adlarını hatırlayan var mı? Ümtaz. Yurt dışındaki değil, Türkiye'de bir lise öğretmeninden, bir üniversite hocasından bahsetti. Cahit Okurar. Cahit Okurar kimdi? Lisedeki öğretmeniydi. Ne dedi Doğan Hoca'ya? Ne dedi? Bilim insanı olmak ister misin?
Bilim insanı ol dedi mi? Hayır demedi. Mühendis olma dedi mi? Hayır demedi. Sizce önemli bir an mı bu an Doğan Hoca'nın hayatında? Birisi ilk kez diyor gözümün içine bakarak bilim insanı olmak ister misin dedi diyor. Çok önemli bir an. Nereye yönlendirdi Doğan Hoca'yı? Eğer istersen İstanbul Üniversitesi kimdir gitti, kiminle tanıştı orada Doğan Hoca? Mümtaz Turhan'la. Mümtaz Turhan ne dedi Doğan Cüceloğlu'na? Okuyabildim mi dedi, başka bir şey mi dedi? Ne dedi? Tam cümleyi hatırlayan var mı? Eğer bilim adamı olmak istiyorsan, bir yıl içinde psikoloji kitaplarını İngilizce dilinden okuyabilir hale gelmen lazım. Ne zaman? Eğer bilim adamı olmak istiyorsan, paşam derdin buysa, niyetin buysa, yolu bu dedi. Şunları git öğren, İngilizceyi bilmem ne falan dedi mi? Hayır demedi. Kontrol etmiş mi o sene? Gel bakayım Doğan, bir anlat bakayım, okudun mu, baktın mı falan filan dememiş arkadaşlar. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bu salonda ben girdiğimizde sordum. Hangi bölümün öğrencileri var diye. İçimizde bir sürü psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğrencisi var. Bir sürü öğretmenlik öğrencisi var. Bir sürü çocukla temas etmeye aday öğrenci arkadaş var. Arkadaşlar çok değil, 4-5 sene sonra birilerin gözünün içine bakacak böyle ve diyecek ki ya benim yerime seçsene. Şimdi sen ne yapacaksın? Doğrusunu bilmiyor muydu sence Cahit Hoca ile Mümtaz Hoca? İkisi de biliyordu doğruyu hocam. Ama bir şey yaptılar. Gel Doğan sen seç dediler. Biz bilen olarak sana yol gösterelim ama sen seç. Hocam bütün hikaye orada biliyor musunuz? Doğruyu bilmek değil asıl mesele. Seçme konusunda kaybolmuş birinin rehberliğini yapmakta. Hiç kimse için yapmazsan çoluğun çocuğun için yapmak durumunda kalacaksın. Ben bir ana baba olarak çok net söylüyorum. Bazen oğlum öyle hatalar yapıyor görüyorum. Ama diyorum ki bırak Polat. Bunu yaşaması lazım, bunu yapması lazım. Yardım isterse buradayım söyle ve çekil kenara. Bu yüzden hatırlanıyor o iki hoca. Binlerce hocanın içerisinde iki tanesinin hatırlanıyor olmasının nedeni bu. Siz bir karar vereceksiniz. Gelecekte nasıl anılmak istediğinizle ilgili. Şimdi ben bunu kapatıyorum, altını çizmek istedim. Öğretmen olma ihtimaliniz olduğu için başka bir şey soruyorum. Sizce ben hangi bölümden mezunum? Edebiyat. Başka? Mühendislik. Başka? Sosyoloji. Başka? Felsefe. İşletme de geldi. Başka? Sinema televizyondan mezunum. Var öyle bir halim. Evet. Başka? Evet. Psikolojiden mezun olabilirim. Matematik bölümünden mezunum. Teşekkür ederim öyle göründüğüme sevindim. Başka? Demin yapamadınız soruyu. 12 bin bulan bir tane abi çıktı. O da kameraman yani. Kusura bakmayın. Evet başka? Başka? Var mı? Dominik Cumhuriyeti dedim. Doğru abi. Başka? Mimarlık. Çok uzatmayalım. Ben söyleyeyim. Arkadaşlar ben gemi inşaat mühendisiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi gemi inşaat mühendisliğinden mezunum ben. Ama nasıl oldu hikayesi var onu size anlatayım istiyorum. Önce şunu söyleyeyim. Ben çok iyi bir öğrenciyim. Hakikaten çok iyi bir öğrenciyim. Böyle bakarım gözünün içine öğretmen. Anlat çok güzel ya. Biraz daha anlatsana biraz daha diye. Annem öğretmen. Hakikaten iyi de çalışırım. İyi öğrenciyim. İyi çalışırım. Devam ederim arkadaşlar. Böyle olunca iyi öğrencilik ilkokuldan başlayıp sonrasına doğru gitti. Ben Adana'nın Kadirli ilçesinden İzmir'de Özel Türk Koleji'ni kazandım. İki çocuk okul kazandı. Bütün şehirden bir tanesi benim. Niye? Affedersiniz ama eşek gibi çalıştım da o yüzden arkadaşlar. Kalktık gittik okula benim kaydımı yaptırdılar. Yatılı okuyacaksın dediler. Çektiler döndüler. Senede 3 kere anamı babamı görüyorum. Okul devam ediyor ama iyi öğrenciyim. Hala iyi öğrenciyim. Sonunda güç bela bizimkiler yakın bir yere taşındı. Bu sefer 60. yıl Anadolu Lisesi'ne geçtim. Her gün Çeşme'den İzmir'e gidiş geliş yapıyorum okuyabilmek için. Hala çok iyi öğrenciyim. Şimdi çok iyi öğrencilerin Türkiye'de başına gelen bir şey var. Benim de başıma o geldi. Benim öğrencilik yaptığım dönemde 92'de üniversite sınavına girdim. 1992 yılında iyi öğrencileri asla ve kata edebiyat sınıflarına kaydetmezlerdi. İyi bir öğrenciysen matematik sınıfında okursun. Hele okulun en iyilerindense 6 matematik. Aha o benim.
aldı matematik, A'dan çıktım ben arkadaşlar. Matematik öğretmenim geldi, bugünkü gibi de değil. Puanı alıp sonra tercih yapmıyorsun, sınava girmeden önce tercih yapıyorsun. Oğlum dedi, bak bir bölüm var dedi, bu bölümün öğrencileri dedi, öğrencilikte çok iyi çalışmaya başlıyorlar ve çok iyi para kazanıyorlar dedi. Hocam dedim, Allah mı konuşturuyor seni? Söyle ya dedim, hangi bölüm? İTÜ'de dedi, gemi inşaat mühendisliği var dedi. Yazdım, kazandım arkadaşlar. Türkiye'nin %1'inden öğrenci alıyor. Çat diye yerleştim. Ondan sonra okula geldik, kaydı yaptık. Bir baktım, size anlattım, ben çok sosyal bir çevreden geliyorum. Okulda 49 erkek bir kız var. Anam dedim ya, biz nasıl bitecek bu okul? Yani erkek lisesi gibi ya, bildiğin erkek lisesi gibi. Olsun ama dedim, ben buraya bir meslek edinmeye geldim, öğreneyim bari diye. Aldılar bizi, meslek gezisi diye tersaneye götürdüler. Nasıl kaçacağımı bilemedim. Eve döneceğim ya, o kadar nefret ettim. Olmaz dedim ya, ben bunu yapamam. Fakat eve dönersem kiminle konuşmam gerekir bu konuyu? Babamla, bak nasıl biliyor, anamla değil. Annemi bir şekilde kandırırız. Eninde sonunda ikna ederiz. Yani o bizim takımda. Çok problem olmaz. Ama adam orada duruyor öyle abi, bunu ikna edeceksin. Ne diyeceğim, böyle diyeceğim. Ya baba ben beğenmedim, değiştirsek ne dersin? Yani falan. Adam var ya, memur. Üç çocuğu var, üçü de okuyor. Bana yırttı gözüyle bakıyorlar. Öğrenciyken çalışmaya başlayacağım ve çok iyi para kazanacağım. Daha ne olabilir ya? Yani salak mısın oğlum diyecekler. Ama şunu söyleyeyim size. Benim babamın da içinde hakikaten vicdan var. Yarın öbür gün siz de farkında olacaksınız. Şimdi bir baba olarak ben de biliyorum. Şunu söyleyebilsem babam kabul eder. Alo baba, hayatım berbat oluyor ya. Ben mutlu olamayacağım burada. Olmayacak desem... Bunu kabul edebilecek ana baba yok, onu söyleyeyim size. Ama öyle ama böyle sonunda döner. Fakat bir soru sorar burada benim babam, biliyor musun? Ne sorar? İyi, bunu istemiyorsun, tamam anladık. Peki ne istiyorsun? Size bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir fikrim yok. 18 yaşında Türkiye'nin çok iyi okullarından birinden mezunum. Okumuş bir ana babanın çocuğuyum. Çok böyle bana göre nitelikli bir aileden geliyorum. Çok iyi bir üniversitenin çok iyi bir bölümündeyim. Ama hiçbir fikrim yok kim olmak istediğimle ilgili. Daha kötüsünü söyleyeyim size. Böyle bir soru olabildiğinin bile farkında değilim. Bırak sorunun cevabının, bunun sorulabilir bir şey olduğunun bile farkında değilim. Ve abi o zaman savunamadım davayı. İkna edemezsin o zaman. Abi söyleyecek lafın yoksa ikna edemezsin. Bitti. Dönüp babama bir şey diyemedim. İstanbul'da takılmaya başladım ve dedim ki ya bir dakika... Madem öyle bari araştırayım, ben neden hoşlanıyorum, benim ilgimi ne çekiyor diye okumaya başladım. Hocam, insan ve davranışıyla ilgili ne okursan çok hoşuma gidiyor. Ver daha diyorum, ver daha, ver. Freud'ları okudum, Rock'ları okudum, odur budur falan nasıl iyi geliyor var ya. Ne çevresi Türkçe'ye alıyorum, okuyorum, kütüphanelerdeyim falan. Daha yok mu diyorum ya, ver daha kitap yok mu abicim, daha ver diye. Tam o dönem içerisinde eğitim danışmanı olarak çalışmaya başladım bir şirkette. Bu okuduğum kitaplar yüzünden ha. O yüzden aldılar beni işe. Gel dediler, okul öncesi eğitim alanında çalışıyorlar. Ne okudum? Bunlar bunlar. Ya dedi, bak dedi, bizim okunması gerekenler listemiz var. Al bir okuyu bakayım dediler. Piaget diye biriyle tanıştım ben. Biliyor musunuz ki bu arada? Anam Adler diye biri varmış meğersem. Bir de onları falan filan okudum. Nasıl iyi geliyor? Koskoca eğitim alanı önümde açıldı. Yaşım 24, biri geldi dedi ki abi bilmem nerede birileri gelecek, seminer verir misin? Atlıyorsun, gençsin ya. Veririm dedim, ne var, çıkacağız sahneye anlatacağız değil mi? Olay bu değil mi yani dedim. Tamam evet o dedi. Gittim seminer verdim. Saçlarım belimde, İTÜ Gemi İnşaat 3. sınıf öğrencisi. Böyle dolanıyorum, sahneye çıkıyorum, anlatıyorum. Fakat iyiyim ha, harbi iyiyim. Yalnız her seminerde bir iki tane kılkıcık çıkar, tamam mı? Bunlar ya birinci ya ikinci sırada otururlar, tenzih ediyorum sizleri. Orada otururlar ve şöyle dinler. Anlat anlat, dur bakayım biliyor musun? Dur ben biliyorum da sen biliyor musun? Bir bakayım diye. Hocam her seminerde çıkar ve ben dua ediyorum. Allah'ım soru sormasın, Allah'ım soru sormasın, Allah'ım soru sormasın. Bazen soruyorlar, bazen sormuyorlar. Bir seminer veririm, kadın en önde. Bir de nasıl şirin bakıyor ama biliyor, biliyorum böyle. Sormasın, sormasın, dua ediyorum. Seminerin sonuna doğru yaklaştık. En tehlikeli anda soracak herhalde diyorum. Kapanış anında soracak. Orada da sormadı. Bitti seminer. Bir dakika Polat Bey dedi. Aha dedim, kenarda kıstıracak beni. Tamam. Geçtim ve buyurun efendim falan dedim. Ya dedi, ben de TRT'de dedi, çocuk ve gençlik programları müdürüyüm dedi. Biz sizden faydalanmak isteriz dedi. Ne yapmam lazım dedim. Yani hani ne, sizi de danışmanlar kurumuna almak istiyorum dedi. Baktım şöyle. Ben de dedim danışılacak bir şey olduğunu mu düşünüyorsun? Evet evet dedi. Ben sizi dinledim. Bir buyurun gelin dedi. Tamam gelirim o zaman dedi. Ne
Neyse kadın kartını verdi, ben telefonu verdim, gittik. 3 hafta sonra biri beni aradı. Alo, ben TRT Gençlik ve Çocuk Programları Müdürlüğü'nden bilmem ne, Polat Bey'le görüşüyorum. Sizi bilmem ne gün, bilmem nerede toplantımız var. Oraya davet etmek istiyoruz. Uygun musunuz dedi. Uygunum dedim, gelirim dedim. Biz dedi size araç göndereceğiz, sizi aldıracağız. Nereden aldıralım dedi. Hayatımda ilk kez bir yerden aldırıldı. İlk kez ama. Beşiktaş'ta Tanslış'ın önü dedim. Tamam mı? Abi evin önünü söylemek denmedi aklımda ya. Ya o kadar şeyim, o kadar eziyim yani. Beşiktaş'ta Tanslış'ın önü dedim. Yalnız dedim ben dedim nasıl biz resmi araba gönderiyoruz üstünde TRT yazıyor bulursunuz dedi. Tamam mı? Gittim bindim geldim toplantıya girdik. Hocam labirent gibi bir bina aldılar beni toplantı odasına. Orası danışmanlar kuruluymuş. Bir yuvarlak masa etrafında bir grup en genci 55 yaşında. Şöyle bir baktım. Dedim önce bir tamam mı? Ama bir yandan da diyorum ki çağıran düşünsün tamam mı? Yani ben geldim. Bunlar bir konuşmaya başladılar. En düşük söyleyen doçent dedi tamam mı? Siz diyorlar İTÜ, Gemi İnşaat 3, ben falan filan. Fakat çok şirin insanlar, sohbet dönüyor bilmem ne falan. Bir de sevdiler beni herhalde, gencim mencim bunu niye getirmişlerse falan filan diye böyle. Muhabbet falan hocam çok iyi oldu. Bir başka şey daha var. Bunlar her toplantının sonunda gündem belirliyorlar. Bir sonraki toplantı için ben iyi öğrenciyim, o dünyanın en güzel şeyi. Haftaya ne konuşacağız biliyorum. Koştura koştura kütüphaneye gidiyorum. Bir hafta çalışıyorum. Allah'ım çalış. Bir geliyorum toplantıya. En güncel bey. Bütün araştırmaları okumuşum. O bu falan filan. Takada anlatıyorum. Abi sen ne yaptın ya? Ne zaman bunları biriktirdin falan? Çok iyiyim hocam. Bir de başka bir şey daha var. Onu da söyleyeyim. Toplantıdan çıkacağım. Bir imza attım Polat Bey dedi. Attım bir zarf verdiler. Aldım zarfı cebime koydum. Eve gidene kadar açmadım. Eve gittim bir açtım. 150 lira var içinde. Ulan dedim bu çok iyi para be. Her hafta bir toplantıya gitsem ayda 600 lira. Üçüncü sınıf öğrencisine harika ama bir şey söyleyeyim. Müthiş bir öğrenme dönemi oldu benim için. Müthiş. Her hafta yeni bir şey öğrenmek için deliler gibi okuduk. Arkasından her Türk genç gibi askere gittim döndüm. Bir proje oldu biriyle tanıştım. O projenin birinci ayı bitti. Proje de orada bitti. Sonrasında bir cumartesi akşamı bana telefon etti. Dedi ki ya dedi, yarın sabah dedi bizim ofiste buluşalım dedi, ben biraz konuşmak istiyorum seninle dedi. Tamam dedim, kalktım gittim hocam. Baktı böyle gözümün içine gidince, ya dedi, benim ekibimde olmak ister misin dedi, ben seni ekibime istiyorum dedi. Hocam çok teşekkür ederim. İyi ki. Hayatım değişti. Ne anlamda değişti? Doğan Cüceloğlu'nun ekibine girdiğim için değil arkadaşlar. Doğan Cüceloğlu'nun yanında bir yerlerde olabildiğim için. Doğan Hoca müthiş bir ekip lideridir. Hiçbir şey söylemez. Ama adam yaşıyor öyle tamam mı? Baktığı zaman utanırsın ha. Haftada 2 kitap okuyor şu anda. Utanırsın böyle. Ben bir tane okudum mu böyle dedim. Allah'ım hoca 2 okumuştur bu hafta diye tamam mı? Okudun mu, okumadın mı, yaptın mı, ettin mi? Hiçbir şey sormaz. Ama hocam adam yapıyor. Yaptığı zaman bakıp diyorsun ki abi Doğan Cüceloğlu olmak için naburadan aşağıya kadar ter atması lazım diyorsun. Hala bugün gelirken bu konuşma için ya hiç olmazsa bir kenarda bir yerde bir 5 dakika bakalım Polat dedi. 24. kez yapıyoruz bu konuşmayı. Hala. Hocam işte öyle olduğu zaman oluyor. Ben nerede şanslıydım arkadaşlar biliyor musun? Benim şanslı olduğum yer öğrenen bir insanla hayatı kurguladığım, o insanın etrafında olduğum yerdeydim. Hocam yüzünüze söylüyorum ama affedin yani müthişsiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi anladınız neden Polat'ı getiriyorum. Ama siz de farkındasınız ki... Bir şey daha söyleyebilir miyim hocam? Tamam. Özür dilerim. Orası eksik kaldı. Söylemeyince sonra ne oldu diye soran... Gemi inşaatı bitirdim. 2.35'le. Ama üstüne sosyoloji okudum 4.00'la abi. Sosyoloji okuduğumda hem evli hem çocukluydum hem de bu işleri yapıyordum arkadaşlar. Benim zamanım yok, uyanamıyorum, yetiştiremem. Yemezler abi. Bak, yapılmışı var, yapılıyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar,
Polat Bey konuşmasında çok önemli bir şeyin altını çizdi. Gönlümden geçen o ki, umarım 8 yıl, 12 yıl, 16 yıl sonra Türkiye'de de bu bilinç oluşur. Amerika'da bir üniversite öğrencisinin üniversiteye girmesi için bölüm seçmek zorunda değil. O şekilde organize olmuş ki üniversite, ilk 2 yıl bölüm seçmeden üniversiteye devam edebilirsin. Ama üniversitenin kendisinin çok iyi yetişmiş, geniş bir kariyer planlama ve yönlendirme bölümü var. Orada doktorası olan üniversitenin büyüklüğüne göre 20 ile 40 arasında değişen uzmanlar var. Bir üniversite öğrencisi gittiği zaman der ki hangi kariyeri seçeceğim konusunda karar veremedim. Zaten teşkilat ona göre kurulmuş ve öyle bir ulusal bilinç var ki orada son 70 yıldır kimler hangi kariyerde başarılı olmuşlar, ulusal merkez kurmuşlar, takip ediyorlar. Gelen öğrenciye bir test veriyorlar. Kişilik testi, değerler testi. Orada çıkan profille hangi mesleklerde kimler başarılı olmuş karşılaştırıyorlar. Bu ulusal bir merkez. Ama üniversiteler orada yardım alıyorlar. İki hafta sonra gittiğinde diyor ki, valla senin değerlerin ve profilin şu 8 mesleğe uyuyor. Onlar söylüyorlar. Hangisini seçersin? Ayrıca yine önümüzdeki 10 yıl içinde mesleklerde ne gibi değişimler var konusunda araştırma yapan o ulusun bir merkezi var. Biliyor musunuz? Benim Türkiye'nin en önemli hazinesi insan kaynağı sizlersiniz. Japonya'nın nesi var? Demiri mi var? Petrolü mü var? Müthiş bir sanayi. Şu anda dünyanın en zenginleri kimler? Türkiye bütçesinden 4-5 kere daha fazla bütçesi olan şirketler. Üniversite tahsili yapmamış ama Steve Jobs gibi birisi Apple'ı kurmuş, takip etmiş, yanına aldığı kişiler cenaba gidiyor. İnsan kaynaklarının değerini umarım benim ülkemde öğreniyor, çok çabuk keşfedecek. Bu kariyer planlama ve yönlendirme son derece önemli. Bunu parti içinde söylemek istedim. Arkadaşlar ben Amerika'da doktora öğrencisiyken Kaliforniya'dan gelme bir kız vardı, Emily. Şimdi Amerikalı kızlar son derece kendine özgü. Bana ilgi duyan birisi diyor ki, işte böyle neredesin falan şudur budur. Kahve içmek ister misin diyor kız. Hani şey vardır ya Silifki'de tabi, kız adım batmasın. İsterim diyorum. Fakat gidiyorum kız, Fransızca biliyor, İspanyolca biliyor, Paris'te bulunmuş, bilmem ne olmuş falan filan. Diyorum hakikaten yani yok ben kaldıramam benim ligde diye. Bir keresinde bir kız böyle şey yaptı falan böyle bilmem. Kahve içmek ister misin? İsterim dedim. Oturduk kahvede konuşuyoruz. Sonra dedi ki benim gitmem lazım dedi. Biz de Türk centilmen olarak kahvenin kapısına kadar götürdük. Motosikletle gelmiş. Hamleti giydi, motosiklet çalıştırdı falan. Ulan ben doğru dürüst bisikletini mi seviyorum? Bir daha kızı görmedi. Bir tane daha anlatayım. Tatlı bir kız. Çok güzel falan vücudu var. Yaza doğru geliyoruz. Yüzmeyi sever misin dedi. Ben Silifke'de çimmeyi öğrendim. Göksürmağında. Ondan sonra yes dedim. Ondan sonra havuza gidelim mi dedi. Baktım lan kızım var mı görecek? Yes dedim. Ve havuza buluşmak üzere gittik. İşte o cimnezyum dedikleri işte o büyük binada dışarısı havuzdu. Ben erkek kısmında işte mayon falan giydim çıktım. Havuzun kenarından şöyle merdivene tutundum ayağımla suya bakıyorum sıcak mı soğuk mu diye. Kız işte kadınlar kısmından çıktı. Hakikaten bikinisini giymiş. Bana da el etti. Merdivenden çıktı. Şöyle geldi falan. Yeniden baktı. Ben ayağım suya böyle bakıyorum. Ve döndüğün cum diye
Ben köpek mi düşünüyorum? Bir daha onu da görmedim. İstemiyorum yani. Sonra Emily ile tanıştım. Emily bizim kızlara benziyor. Sinemaya gitmek ister misin? Sen istersen diyor. Kapıdan ben istersen. Diyelim, karar ver diyor falan. Hoşuma gitti, evlendi. Arkadaşlar, Emily Kaliforniya yetişmiş. Tabii onun Danimarka Rize'ye yine farklı evlilik konusunda. Ben Silifke'de yetişmedim, bizimki farklı. Ve biz hakikaten çok yıprattık. Ve ben farkına varamadım. Bu kargaşa içinde 3 tane çocuğumuz oldu. Damdan Düşen Psikolog diye bir kitap çıkacaktı. Bir 2-3 ay sonra çıkar tahmin ediyorum. Çıkmıştı arkada ama bitti. Renizden çıkacak. Hayat hikayem var orada. Çok acı çektim. Emine'yi acı çektirdim, kendim acı çektim. 3 tane çocuğum var, Ayşen, Elif, Timur. Onlara acı çektirdim ve içimde hala çok önemli yaralar var. Bilen bir insan değilim ama çok şükür öğrenen bir insanım. Ben çocuklarımdan 4 yıl ayrı kaldım. O hikayeye girmek istemiyorum çünkü burada hüngür hüngür ağlayabilirim. 4 yıl ayrı kaldım. Ve arkadaşlar, kafam karışık vaziyette. Onlar Amerika'da, ben Türkiye'deyim. Bir ara hiçbir şey anlam bulamaz hale geldim. Bayağı kafam karıştı. Ben nihayet karar verdim, benim Amerika'ya gitmem lazım diye. Ama ondan önce büyük gördüğüm birisine sordum. Ne yapayım, ne edeyim? Bana dediği şu oldu, sen bir cavurla evlendin, bir hata ettin. O çocuklar cavur çocuğu, unut. Bu beyinden evlen. Hayatını koruyun. Müthiş bir hayal kırıklığına uğradım. Vay dedim ben, benim büyük gözüyle baktığım insanı bana söyleyeceği bu mu? Ve arkadaşlar, hakikaten yeniden Amerika'ya döndüm 1980'de. Ve orada en küçük çocuğu üniversiteden mezun oluncaya kadar ben Amerika'da kaldım. Ve hakikaten onlar mezun olduktan sonra ama bir şeyin farkına vardım bu Türkiye'deyken. Şunun farkına vardım. Ben kötü bir insan değilim. Ama kötü seçimler yapmışım. Ben kötü bir insan değilim. Niyetim son derece temiz. Ama niyetin temiz olması eğer doğru bilgin yoksa doğru seçimler yapacağının garantisi değil. Ondan dolayı benim ülkemde birçok temiz niyetli anne baba çocuklarına cehennem hayat yaşatıyor. Çünkü nesiller nesile aktarılan o kadar öğrenilmiş cehalet var ki. Ve ben 1979'da İnsan İnsana kitabını yazdım. İnsan ilişkileriyle ilgili bildiğim şeyler. Ve ilk iletişim kitabıdır. Şunu da söyleyeyim akıbetle parantez içinde. Türkiye'ye iletişim kelimesi 1972'de girdi. Farkında mısın? Çok acı ama gerçek. Biz diğer toplumlardan daha akılsız bir toplum değiliz. Bir Türk bu toplumda yetişen, bu ülkenin insanı mukayese ettiğin zaman Amerikan'dan, Fransız'dan, Alman'dan, Danimarka'dan daha akılsız değil arkadaşlar. Lütfen bu benim gerçek özgürlük kitabını okuyorum. Bizler müthiş kapasitesi olan insanlarız. Niyetimiz temiz. Hakikaten iyilik yapmak istiyoruz ama bilimsel bilgiyle donatılmamışız. Ve ben bilimsel bilgiyle donatılmış olmanın ne demek olduğu konusunda son derecede acı bir deneyimden geçerek karar verdim. Ve arkadaşlar, Amerika'da en küçük çocuğum, Amerika'da üniversitede mezun olduktan sonra ben tek başıma Türkiye'ye döndüm. Ve o zamandan beri de benim anlam verme çerçevem içerisinde bir vizyon takip ediyorum. O da şu, bu ülkede doğan çocuklar olabilecekleri en iyi insan olma için fırsat bulsunlar.
bu benim vizyonum oldu. Onun için kitap yazıyorum, televizyon programı yapıyorum, konferanslar, seminerler ve bunu Mehmet Söylemez'e, AGT'nin sahibi arkadaşa söylediğim zaman dedim, üniversite öğrencilerinin karşısına çıkmak istiyorum ayda bir ve konuşmak istiyorum. Çünkü onlar geleceği temsil eden bir potansiyel. Polat'ın dediği gibi 10 saniye düşünmedi, ben varım hocam dedi. Bu çok önemli arkadaşlar. Onun için tweet'te yazdığımızda Mehmet Söylemez'e, Duygusal Sermaye'de Doğan hocam anlattı, teşekkür ederiz diye bir şey söyleyerek veya 10 saniye geçmedi, karar verdi. Arkadaşlar, şimdi farkına varıyorum. Seçim yaparken önce niyetimin farkına varmam lazım. İkincisi, o niyete uygun bilgi seçmem lazım. Üçüncüsü, o bilgiye uyan davranışta bulunmam lazım. Ancak sonuç o zaman oluşuyor. Fakat bu adımlar atlarsa tesadüfe kalıyor o sonuç. Ama çok şükür bugün arkadaşlar ben çocuklarımla ilişki çizdiği geri getirilemeyecek, yani çocuklarımın hayatından 4 yıl çaldım, onu biliyorum, onu bir zaman geri getiremem. O benim için çok acı. Fakat onlar şunu anlamış durumdalar. Babamın bu süreci onun olgunlaşmasına yardım etti. Biz de bir anlamda babamın Türkiye'de yaptığı şeylere bu şekilde dahil olduk, yardımcı oluyoruz ve çok şükür baba seninle gurur duyuyoruz, yaptığın şeylerden gurur duyuyoruz, arkandayız diyorlar. Her buluştuğumuzda birbirimize sarılıyoruz. İnşallah yarın Amerika yolculuğum var. Çocuklarla ve torunlarımla buluşacağım. 3 tane torunum var. Onlarla buluşacağım. Sizden selam söyleyeyim mi? Şunun farkına vardım arkadaşlar. Ben Danimarka Rize inek, Danimarka Rize inek, Danimarka Rize inek derken evlendim. Ama Danimarka Rize inek dediğimin farkında değildim. Tabii Emily de Kaliforniya yetişmiş, o da Danimarka Rize inek derken benimle evlendi. O da farkında değildi. Ve o Polat'ın kritik dönemini atlatabildiği dönemlerde biz atlatamadık. Ve ayrı bir yolculuk oldu. Ama umarım siz seçiminizi yaparken şunun farkında olursunuz. Arkadaşlar, birisi evlenme teklif ettiği zaman mesela Kırklareli arkadaşım. Adın neydi? Gözde. Şimdi diyelim ki Gözde'ye evlenme teklif ediyor. Benimle evlenir misin diyen birisi. Şunu demiş oluyor arkadaşlar. Benim hayatımın en önemli tanığı olacaksın. Ömrümü, hayatımı senin tanıklığınla harcamak, geçirmek istiyorum. Kabul eder misin demiş oluyor. Arkadaşlar bu tanıklık kavramı çok önemli. Eğer kabul ederse, o da şunu söylemiş oluyor. Ben senin hayatının en önemli tanığı olacağım ama sen de benim hayatımın en önemli tanığı olacaksın. Bu arkadaşlar çok önemli bir gerçek ve ben bunu bilmiyorum. Karı koca birbirinin en önemli tanığı olduğunun farkında değilse eğer, mesela oğlan annesini en önemli tanığı olarak görüyor. Annesi de diyor ki, ne demek? O neyi fikir? Elin kızı, şimdi evlendi diye en önemli tanık o mu olacak? Bakalım. Ha! Bu adamın ne bahsediyor? Ne demek? Mutlaka sorun yaşarsınız. Bu Gerçek Özgürlük kitabında uzun uzun anlatıyorum tanık olmak ne demek, tanık ne demek. Arkadaşlar, kendi değerlerini seçebilmek, hangi hedefe doğru gittiğini bilebilmek ve her bir seçimde o değerleri yüzüp yaşatmadığını
el alem ne der diye kendi gözüne, kendi vicdanına hesap vererek canlı tutmak, işte o bir şahsiyet olarak yolculuk yapmak demek. Ödülü ne? Ödülü ne biliyor musunuz? Bu grup bayağı zor öğrenen bir grup galiba. Telefonunuzu kapatın kardeşim ya! Öyle mi yapmamız lazım? Şimdi, ödülü ne? Ödülü şu. Arkadaşlar, kendisiyle barışık, kendi değerlerini yaşamış bir insana baktığınız zaman gözlerinin içi güler. Cıvıl cıvıldır, bir şükür duygusu vardır. Sahip olduğu şeylerden dolayı değil, varoluşundan dolayı bir şükür duygusu vardır. Özgürdür. Bu çok önemli. Ve arkadaşlar, bu yolculukta o varoluş hadisesi çok önemli. Çok önemli. Ve Polat'ın altını çizdiği önemli, üzerinde durduğu bir olay var. Onu rica edeceğim. Tamam. Onu için burada anlatmak için. Tamam. Nasıl baba oldum onu anlatacağım ama teknik detaylara girmeyeceğim. O kısmını zaten biliyorsunuz ama kalan kısmıyla ilgili benim sevgilerimi anlatmak istiyorum size. Şimdi Aslı'yla biz başladık. Arkasından hakikaten çok felaket cehennem günleri geçti. Ve bir yerde yavaş yavaş ya çocuk sahibi olsak mı diye düşünmeye başladık. Oraya gelince ben dedim ki oley bizim alana giriyoruz. Öttüreceğim dedim. Çünkü ilk psikoloji kitabını okuduğumda ben 16 yaşındaydım. Okul öncesi eğitim alanında çalışmaya başladığımda 21 yaşındaydım. Doğan Cüceloğlu'nun ekibine girdiğimde sene 2001-2002 dönemleri yani 28-29 yaşındayım. Sene olmuş 2006-2007 civarı. 6-7 senedir de Doğan Hoca ile çalışıyorum. Ben dedim benden daha iyi kim baba olabilir ya dedim. Var ya böyle elle gösteriyor. Polat Bey İstanbul birincisi, Türkiye'de de üçüncü, Muğla'da bir arkadaş var, İzmir'de bir, Polat Bey de üç. En iyi babadır. En iyidir. Yani İstanbul bölgesinin en iyisidir diye öyle düşünüyorum ben. Abi ben hepsini biliyorum ya. Hepsini biliyorum. Lakin bir tek eksiğim var, tek başıma çocuk doğuramıyorum. Hanım dedi ki ben sana yardımcı olurum. Tamam, olur o zaman dedim. Biz o muhabbete başlamadan önce de size bir şey söyleyeyim. İlk bu çocuk meseleleri falan konuşulmaya başladığında ben günde 1,5 paket sigara içerdim. 1,5 paket. Ve bir yerde dedim ki ya ben elimde sigara olan bir baba olmak istemiyorum dedim. Ağustos 2006 masanın üstüne bıraktım. Sene 2015 yılı Mayıs ayındayız. Bir tek sigara içmedim o günden bugüne kadar. Bir tek sigara. Ben dedim öyle bir baba olmayacağım ama dediğim gibi tek eksiğim var çocuk doğurma konusunda. Hanım dedi ki ben yardımcı olurum. Neyse odur budur Aslı hamile kaldı. Fakat bu hamile kalınca ben kıskanmaya başladım. Ulan dedim bunlar ana karnında ilişkiyi kuracaklar. Çıktı mı ben dışında kalacağım. Ama olsun dedim ya olsun ben daha iyi biliyorum. Bir de olsun diyorum bütün bildiğim bilimsel veriyi uygulayacağım çocuğun üstünde. 10 numara bir baba olacağım harika bir ilişkiniz olacak. Fakat tabii şimdi bana diyorlar ki dışından konuş çocuğa karnına bir şeyler. O karnımın göbeğine bir şeyler anlatıyorum. Hepsi o kadar yani. Başka bir numara yok. Yaptım onları da yaptım ama olmuyor yani. İçime sinmiyor. Olsun dedim ya çıkacak bu. 26 Kasım 2007. Hastanedeyiz. Aslı'yı getirdiler koydular. Hemşire hanım geldi. Oğlanı elime verdi. Aldım böyle poyrazı. O an öyle bir an ki bir de gülümsedi bana. Ya. Bir ağlamaya başladım. Sulu gözümde tekiyim var ya, hüngür şakır ağlıyorum böyle, hüngür şakır. Tamam lan dedim, oldu işte bak. Doğdu, kucağını aldın ve gülümsedi senin farkında. Oğlum bu senin be dedim, tamam. Nasıl güzel bir an. Ağlıyorum hüngür hüngür. Millet diyor ki ne oldu abi diye. Kayınvalide var, kızı doğurmuş o benim kadar ağlamıyor. Ben daha feci aldım. Bana gülümsedi ya oğlum diye. Çok feciyim. Fakat sonra böyle bir bıkır 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 bir şeyler oldu çocukta. Annesine bir verelim dediler. Aldılar anneye bir verdiler. Gidiş oldu dışarı. Arada bir alıyorum çocuğumu. Bir şeyler bir annesine verelim diyor. Veriyorlar 8 saat ya. Ya bir sinirlenmeye başladım böyle. Bu ne ya dedim.
dedim. Baktan korktuğum şey başıma geliyor diyorum. Yani anasıyla arası benden daha iyi olacak galiba diye. Fakat bir yerde ayıldım. Ulan oğlum dedim, sen hastaneye düşsen ananı mı istersin, babanı mı? Tabii ki ananı isterim dedim. Hele bir eve gidelim dedim, hallederiz ya. Evet dedim, oraya kadar sakin bekle, eve gidince çözeriz diye. Ondan sonra biz taburcu ettiler, eve gittik, eve geldik abi, alıyorum. Birkaç dakika bık 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 bir şeyler oluyor annesine bak. Aynı şeyler oluyor ha. Hastanede olanın aynısı. Şimdi alışır, işte kırkı çıksın o zaman bilmem ne olur. İşte gazı geçsin o zaman bilmem ne olur. Ama abi deli oldum ya, herif bir türlü adam gibi bir ilişki kurmuyor benimle. Allah sizi inandırsın, 9. aya geldik. Evde pozisyonun bakıcı Esra Hanım'la kapıcı Orhan Bey'in arasında bir yerde, tamam mı? Eve girebiliyorum Esra Hanım gibi ama oğlan bizim Orhan Bey'e ne kadar ilgi gösteriyorsa bana da o kadar ilgi gösteriyor. Ve ben kendi çocuğuma gıcıklanmaya başladım. Ben dedim bu olmadı ya, bu olmadı yani, olmadı bu. Ve nasıl pişman? Sezeryan'la doğurmayaydı daha çabuk bir çocuk daha yapar. Bu olmadı. İkincide tuttururuz diye düşünüyorum, tamam mı? Bayağı bildiğin kullanıyoruz. Sağda solda çocuğun dedikodusunu yapıyor. Bizimkisi kıl, kıcık falan filan diye. Gelmiyor işte ne bileyim öyle falan filan diye. Anlatıyorum bunları. Geldik 16. aya kadar ya. Bildiğin de artık tamamen salmışım çocukla ilgili durumu. Aslı geldi. Polatçım ya dedi, sana bir şey soracağım dedi. Sor canım dedim. Canım ya dedi, ben dedi artık sıkıldım dedi, işe de başladım dedi, doğru düzgün süt de gelmiyor dedi, sürekli de muhabbet üzüyor dedi, ben bu çocuğu emzirmeyi kesmek istiyorum dedi. Ben de çocuğa kılın, bana mı ya dedim, bırak gitsin dedi, tamam mı? Al gitsin, hiç olmazsa karın bana kalır diye bakıyorum. Tamam o zaman dedi, ya bu canım benim de gitmiş okumuş falan filan böyle, bilimsel aileyiz biz. Canım benim yöntemi falan öğrenmiş böyle, geldi çocuğun yanına, boyraz 16 ay. Yani böyle 20 kelime, 25 kelimesi falan var ama zehir gibi her bir halt anlıyor. Ne anlatırsan anlat, anlıyor adam. Böyle kısacık basit bir şey duruyor orada böyle. Hanım geldi, canım dedi, oğlum dedi, bak dedi, ya güzelim dedi. Ben dedi, zaten artık doğru düzgün de süt gelmiyor. Yoruldum, biraz da uzamaya başladı bu iş dedi. Artık seni emzirmeyeceğim dedi. Şimdi bu böyle deyince oğlan böyle baktı. Meme, tamam mı? Herif anlıyor, zehir gibi, tamam mı? Artık meme falan yok oğlum dedi. Bu böyle baktı, meme dedi, tamam mı? Yok dedi, meme falan vermeyeceğim artık dedi. Bunu deyince oğlan döndü, koşturdu. Ben buradayım, kucağıma bir atladı. Allah kahretsin. Hepsi menfaat içinmiş. Süt muhabbeti diyor. Ben diyor onunla muhabbeti ilerleteceğim. Ya bir aldım bunu kucağıma. Allah'ım öpüyorum, kokluyorum, sarılıyorum. O sarılıyor falan. Birlikte terliyoruz böyle aradan. Var ya şapır şapır. Ya Allah sizi inandırsın. Bilme olan inancımı kaybedecektim ya. Abi diyorum nasıl basmadı kafan ya? Maslow'un temel ihtiyaçlar piramidi. En altta ne yazıyor? En altta yazıyor. Bir ay böyle geçti. Fakat birinci ayın sonunda bir şey fark ettim. La bu çok zormuş. Ben zorlanmaya başladım. Yoruldum. Şimdi iş güç yapıyorum gündüz dışarıda. Eve geliyorum. Gitmişim saat 7'de. Bunu gündüz yedirmişler, içirmişler, uyutmuşlar. Yedirmişler, içirmişler, uyutmuşlar. En son saat 6'da uyandırmışlar. Yemeğini de yedirmişler. 6.30'da full şarj yiyemem kapıda. Kapıdan içeri bir geliyorum. Baba diyor. Bir atlıyor. 11'e kadar ya. 11. Lan uyuyor uyumaz herif. 11 gibi yatırıyorum bunu abi. Oh be ben de bittim diyorum. İki laf fakat öyle yorgunum ki bayılıyorum gidiyorum. Gece saat 1'de ses geliyor. Baba ne babası oğlum ya ne babası. Aslında diyorum ki canım benim bir bakabilir misin? Yok diyor ben 16 aydır bakıyordum diyor. Sen de çok istiyordun hayırlı uğurlu olsun. Zaten beni çağırmıyor diyor. Abi gidiyorum gece mesaisi olsun bu herif şimdi yatar birazdan yatar. Kafaya koydum dedim ki pozisyon denk getirirsen bu çocuğu anlatacağım. Anlatacağım. Ya bunu böyle yapma. Baban da insan dinlenmeye ihtiyacı var. Vet 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 falan anlatacağım. Ama pozisyon arıyorum. Uygun bir eğitim alanı ve uygun bir eğitim anı arıyorum. Çok berbat bir gün geçirdim eve geldim. Saat böyle 7 falan gibi kapıdan içeriye girdim ve tam duygusu. Allah'ım sağ ol ya eve girdik şükür yani. Yani hakikaten çok kötü bir gün. Kapıdan içeriye girdim.
Önde oğlan, arkasında Esra Hanım geldi, bakıcı. Oğlan vırt diye bacağıma sarıldı böyle, baba diye, tamam mı? Daha ben böyle bir şey yapamadan Esra Hanım anlatmaya başladı. Lan diyorum, sussa ya bu kadın ya. Yani niye bu kadar çok konuşuyor? Fakat bir yandan şunu düşünüyorum. Bu kadın diyorum, sabah 7'den beri senin 17 aylık oğluna bakıyor. Sabahtan beri abu buguyla geçiyor günü. Biz bir de bilimseliz, hem de televizyon melevizyon da açtırtmıyoruz, tamam mı? Sabahtan beri bu çocukla baş başa bu kadın. Oğlum diyorum, dinle. Tabii evet, Esra Hanım doğru, evet öyle oluyor. Bazen insan falan pişman, odur budur. Telefonum çaldı. Telefon çalınca ben bu cepten çıkarttım. Telefonla konuşuyorum. Oğlan bacağımda, Esra Hanım hala anlatıyor. Ya abi sus diyorum, ha, telefondayım diye. Telefonda da bir kriz var iş yeriyle ilgili. Allah'ım onu öyle mi yapacağız, böyle mi yapacağız, şu mu olacak, bu mu olacak? Bu sırada benim diğer telefonum da çaldı. Bilginiz olsun diye söylüyorum, ben önemli biriyim, benim iki telefonum var. Diğer telefon çantada. Eğildim onu almak için. Aldım, onu da kulağıma götürdüm. Bu kulağımda ikisiyle birlikte konuşuyorum. Çünkü ikisindeki sorun birbiriyle ilgili. Biri bundan aradı, biri bundan. Ben de onu öyle yap, bunu böyle yap, bak Ahmet fit fit falan bir şeyler yapacağım neredeyse. Ben aşağıya eğilince oğlan dedi ki, babam sarılmak istiyor. Tabii olsa olsa babam sarılmak istiyor. Ben eğildim öyle, iki telefon kulağımda, oğlan elini koydu buraya, iki elini buraya. Kısacık elleri var böyle, tamam mı? Sarıldı buradan, bacaklar da kısa. Yukarı tırmanmaya çalışıyor ama pati çekiyor burada böyle, tamam mı? Oğlan burada böyle sallanıyor, tamam mı? Ben iki telefondayım şu vaziyette, Esra Hanım hala konuşuyor. Abi tam bu sırada arka kapı açıldı. Arka kapı açıldı, Aslı geldi. Aslı gelince Esra Hanım ve Aslı benim üstümden konuşmaya başladılar. Ben iki telefon, oğlan, Aslı, Esra falan derken abi delirdim. Bildiğin delirdim. Bir dakika abi, ben sizi ararım, şimdi döneceğim dedim, kapattım telefonu. Telefonları kapatınca, artık nasıl kapattıysam, Esra Hanım ve Aslı da kapandı. Bir tek oğlan kaldı boynumda. Tamam ya dedim, artık eğitim fırsatıysa eğitim fırsatı, anlatacağım bunu dedim. Aldım çocuğu böyle ileri tak diye koydum, tamam mı? Böyle şaşırdı o böyle. Niye ileriye koydum? Gözünün içini görebilmek için. Hocam bak, Doğan Hoca da demin söyledi. Bir şey anlatıyorsan gözü anlatacaksın. Gözünün içine bakacaksın. Dayadım gözlerini çocuğun gözünün içine böyle, anlatıyorum. Ne anlatıyorum çocuğa biliyor musunuz? Babasına neden zaman bırakması gerektiğini, niye sarılmaması gerektiğini, niye işten geldiğimde beni rahat bırakması gerektiğini anlatıyorum. Fakat süper anlatıyorum. Hepsini bilirim ben bu kitapların. Okumuşum, ben dili biliyorum, işte kendi üstünden anlatacaksın, sadece duygunda somutlayacaksın, yargılamayacaksın, onu şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, somut anlatımlar olacak falan. Anlatırken de diyorum ki, ulan çok iyiyim be. Var ya, benim kitap yazma vaktim gelmiş, Piaget de böyle halletti, ben de yapabilirim diye. Anlatıyorum, ben anlatıyorum, 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 anlatıyorum. Bir şey fark ettim bir yerde, ya bu çocuğun alt dudağı titriyor. Ya alt dudak titriyor. Saçma sapan dedim ya, ne oluyor, niye böyle oluyor ya, niye? Size bir şey söyleyeyim. O an böyle ilk kez çocuğun gözünü gördüm. Ben baktığımı sanıyordum ha. Diktim böyle gözlerimi gözünü ama görmüyormuşum meğersem ya. Bir fark ettim abi, o gözler dolmuş ya. Böyle önüne kadar bir perde gibi bir yaş dolmuş, akmıyor ama, tamam mı? Full böyle göz. Saçma dedim ya, buna ne oluyor ya böyle yani falan dediğim sırada bir an çocuğu böyle boydan aşağıya gördüm. Abi benim oğlum nasıl titriyor biliyor musun? Yaprak gibi böyle titriyor. Ve neden böyle oluyor dediğim sırada, yani bazen olur böyle, kendi içinden çıkıp yukarıdan görürsün dünyayı. Bir an öyle bir an oldu. Ben sesimi duydum o sırada ya. Apartmandayız. Eğer 3 kat aşağıdaki komşu benim sesimi duymuyorsa ben adam değilim ya. Nasıl bağırıyorum biliyor musun? Sesimin farkındasınız değil mi? Nasıl bağırıyorum? Adam korkudan ne yapacağını şaşırmış vaziyette ya. Kime bağırıyorum? 17 aylık oğluma bağırıyorum. Niçin bağırıyorum? Beni rahat bırak diye bağırıyorum ya. Ya ben ne yapıyorum ya dedim. Ben nasıl bir insanım falan dediğim anda abi bir an sessizlik oldu. Sessizliği bulduğu anda Poyraz geldi, bir sarıldı buradan bana. Size bir şey söyleyeyim, gözümün içine bile bakmıyor. Kafayı soktu buraya, tam buraya. Nasıl ağlıyor biliyor musun? Hıçkıra hıçkıra böyle zangır zangır burada titriyor var ya. O kadar utandım ki o anda ya. O kadar utandım ki baktım böyle. Ya ben dedim, insan mıyım ya? Ben insan mıyım oğlum? Hepsini bilsen ne olur ya? Hepsini bilsen ne olur? Bütün o kitapları yalamış, yutmuş, bitirmiş olsan ne olur böyle? 17 aylık çocuğum bu kadar korkutacak kadar insanlıktan uzaksın dedim.
bir utanma, bir kızarma, parmak uçlarından saç tellerime kadar. Ama bir şey daha oldu o anda, biliyor musunuz? Ben o an, o saniye, oğlum 17 aylıkken baba oldum ya. Yani. Evet. O güne kadar olmamışım ha. Baba olduğumu sanıyordum ben. Ben ama o güne kadar babalık yapıyormuşum. Meğersem yaptığımı sanıyormuşum. Orada o saniye baba oldum ve dedim ki ya bak, oğlum bu sana verilmiş bir hediye. Bir ömür böyle geçebilirdi, biliyor musun? Oğlan 40 yaşına geldiğinde sen hala bu herif olmadı diyor olabilirdin. Ne mutlu sana, şu an başka bir şey oldu ha. Ve bir şey söyleyeyim size, benim ülkemde babasının mezarının üstünde bir kere saçımı okşamadın be. Her şeyi verdin de bir kere de babalık etmedin bana, bir şefkat göstermedin diye ağlayan çok insan var, biliyor musunuz? Onların babaları da kötü insanlar değillerdi. Ve bir şey daha söyleyeyim, belki benim kadar da bilmiyorlardı ama ne mutlu bana, ben oğlum 17 aylıkken baba oldum. Çok teşekkür ederim. Sınıfa girdiğiniz zaman öğretmenlik yapmak için mi gireceksiniz, yoksa öğretmen olarak mı gireceksiniz? Doktor olarak hasta ilk karşınıza aldığınız zaman doktorluk mu yapacaksınız, ama önce insan insana bir merhaba diyecek misiniz? Bunların hepsi seçim. Farkında var. Benim hayatımda önemli gördüğüm birkaç kavram var. Onları yeniden sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi, lütfen bugünden itibaren bir karar verin. Arkadaşlar, kendi gelişiminiz için en azından her gün 15 dakika ile 30 dakika arasında zaman verin. Eğer bu dil konusuysa dil konusu. Damlaya damlaya görülür. Çok önemli. Kendi gelişiminiz için. Roman okuyorum. Klasikler müthiş geliştirici. Son derece önemli. Kendi gelişiminiz için bir sohbet ortamı bulun. Lafı dinlenecek birisini dinleyin. Var böyle insanlar. YouTube'da bulursunuz, şurada bulursunuz. Ama kendi gelişiminiz için çok önemli bu. Damlaya damlaya göre olur. Ben karar verdim Mümtaz Hoca'nın konuşmasından sonra. Psikoloji giriş kitabı okuyordum. Introduction to Psychology, psikoloji şeyinden, kütüphanesinden aldım. Bir de çok kelime çıkıyor. Küçük kağıtlar kestim. Bir tarafına Türkçesini, bir tarafına İngilizcesini yazdım. Cebime koydum. Fena müzik değildi ama. Ve bu cebime, sağ cebime koyduklarım bilmediğim kelimelerdi. Tuvalete giderdim. Tramvayda şu veya bu şekilde yürürken elim atardım sağ cebime. Çıktı. İngilizcesi, Türkçesini bilebiliyor muyum? Tahmin ederdim, bakardım. Hayır, bilemedim. Sağ cebime geri giderdim. Bildim, sol cebime giderdim. Böylelikle günde 3 defa o 35-40 kelimeyi sağ ceb, sol ceb aktarırdım. Onu öğrenecek şekilde. Ve yani böyle de gidebiliyorsunuz, böyle bakıp girebiliyorsunuz. Bakıyorum. Evet. Ne kadar zor değil mi öğrenmek? Evet, hakikaten. Yani farkına var. Hiçbir insan kötü niyetli değil ama şunu çıkarıp acaba benimki açık mı diye bakmak ve kapatmak kolay gibi gözüküyor ama bakın çok önemli zor. Bir seçim. Hocam ben bir şey yapmadım ki telefon çalıyor. Değil mi? Hemen söyleyebilirsin. Fakat arkadaşlar bunu söylediğimden dolayı sanmayın ki kızgınım. Bakın başıma ne geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda karşıladılar. Takdim ettiler. Buyurun hocam dediler.
Deniz Kuvvetleri Komutanı böyle oturuyor. Konuşmamın 27. dakikasında falan Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın telefonu çalmaya başladı. Duymamış gibi ya. Fakat ısrarla çalıyor. Artık 7. falan çalıştıktan sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı'na baktım. Dedim telefonunuzu kapatsanız. Benim çantaya gösterdi. Çalan benim telefonum. O günden beri arkadaşlar hiç sinirlenmiyorum. Diyorum ki insanlık hali. İnsanlık hali oluyor böyle. Hakikaten Amsterdam'da havalanındayız. İstanbul'a gidecek uçak. Şimdi birçok kapıyı geçiyorsunuz, bakıyorsunuz bir de bekliyor. %80'i kitap okuyor. İşte Brüksel'e gidecek, hemen Londra'ya gidecek falan filan. Bizim İstanbul'a gelecek bakıyorsunuz. Ancak yabancılar kitap okuyor. Türkler de yok. Yanına gidip konuşuyorlar böyle. Bu bir seçim. Daha mı az akıllıyız? Yok, seçimlerimizin farkında değiliz. Bu çok önemli bir şey. Bugün önemli kavramlardan bahsettik. Ve umarım telefonunu kapatmayanların durumunda değilsinizdir. Yani besbelli kaç kere söyledik, adam çıkarıp kapatamadı işte. Bilmiyor çünkü. Ulan benim de bunda bir sorumluluğum var mı konusunda? Yok, olmadı. Umarım siz bugün, ya seçimlerden bahsetti, Danimarka ve Zeynep'ten bahsetti, benim hayatımda, benim seçimlerimi bir gözden geçireyim, deme fırsatını bulursunuz umarım. Umarım günde 15 dakika kitap okuma, benim kitapları seçerseniz memnun olurum. Fırsatını bulursunuz, çok önemli. Çok önemli o sorumluluk alma, seçimlerden bahsediyor. Ama acaba hakikaten netice alacak mısınız, almayacak mısınız? Bana bazen geliyor hocam, sizin kitaplarınızı okudum falan filan ama kitap okurken çok aklım yatıyor. Bitirdikten sonra bakıyor, olmuyor hocam yine ya falan gibi durumlar oluyor. Arkadaşlar onunla ilgili benim bir anımı paylaşmak istiyorum. Ondan sonra da bitirmek istiyorum ama güzel oldu değil mi? Hakikaten. Evet. Kaliforniya'da, Alhambra, Los Angeles yakınında benim oğlum Timur lise 10'da. Baba dedi, ben dedi basket oynamak istiyorum bu yıl dedi. Tamam oğlum dedi. Daha önce ortaokulda, lisede işte soccer dedikleri ayakkabı oynadı, ortaokulda beyzbol oynadı. Şimdi de basket oynamak istiyor, sporcu bir çocuk. Ve tamam dedim. Çocuk sabahleyin arkadaşlar 5.30'da kalkardı, tuvalete gider gelir, 5.45'te bisiklete binerdi. Alhambra High School, Alhambra Lisesi'ne giderdi. 15 dakikada varabiliyor. Saat 6 ile 7.30 arasında antrenman yapardı. Haftada 4 gün. 44 kişi müracaat etmişti. Arkadaşlar 2 ay sonra ilk 5'e girdi. Oyun oynamaya başladı. Ben de cuma akşamları gidiyorum. Çocuğumu seyrediyorum falan. Aslan Timur, haydi oğlum. Go Timur go falan filan. Tim diyorlar ona. Ben de Tim diyorum. Çok güzel. Ve arkadaşlar şampiyonluk dönemi. Bölge şampiyonluğu, çok azılı bir rakipleri var. Ve maçın bitmesine 5 saniye var. Timur'un okulu Alhambra 60, karşı takım 61. Top Timur'un eline geçti. Nasıl yer yerinden oynuyor böyle, ayaklarıyla vuruyorlar, el çekiyorlar, bağırıyorlar. Go Timur, go. Go Tim, Timur demiyorlar. Sizleştiler bir ara ve arkadaşlar Timur topu kaptırdı ama yeniden geri aldı ve son saniyede attı. Böyle topu görüyorum böyle gitti. Müthiş bir sessizlik. Ve arkadaşlar o top potada girerse Timurların takımı şampiyon olacak. O potada dönüyor. 33 yıl döndü. Hani derler ya böyle benim yüzümde dişim dökülüyor. Lan! Dönüp durdu! Ve dışarı düştü. Ve benim gözüm oğlumda çocuk balon gibi söndü böyle. Çocuk sürüngen haline dönüştü.
Karşı takım müthiş bir coşkuyla sahaya çıktı. Pom pom kızları oynamaya başladı. Onların orkestraları varmış. Bak 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 diye böyle. Tramponlar bilmem neler. Baktım, ay oğlum dedim ya, canım oğlum. Soyunma odasına gitti. Düşündüm ne diyebilirim diye. Psikoloji profesörüyüz ya. Onun sevdiği bir pizza lokantası var. Rampos Pizza. Riverside'da. Çok severiz. Bu tip şeylerden sonra gideriz, otururuz falan. Derim gidelim, haydi oğlum sağlık olsun, Rampos Pizza'ya gidelim. Takma kafanı. Bekliyorum. Çıkmadı. 35 dakika sonra çıktı. Yüzüme bakmıyor. Dedim Timur oğlum, sağlık olsun. Haydi dedim Rampos Pizza'ya gidelim. Ve pizzaya. Benim başım ağrıyor, eve gidip yatacağım. Yürümeye başladık parka doğru. Yürüyoruz, gidiyoruz. Arkadaşlar, aklıma bir şey gelmedi. Ulan diyorum, Doğan sen psikoloji profesörü. Bu çocukla nasıl konuşuyorlar? İşte sana soruyorlar bu çocukla nasıl konuşuyorlar diye anlamadım. Aklıma bir şey gelmedi. Gelmedi de bir şey yapamıyorum. Neyse, gittik. Arı kapıyı açtı, attı çantasını, gitti arkaya yaptı. Ben de orada birileri konuşuyor galiba. Var mı böyle bir şey aranızda? Kavga mı ediyorsunuz, sohbet mi ediyorsunuz? Dışarıdan geliyor. Ha, anladım. Birini söyleyebilir mi acaba dışarıdaki? Sizi rahatsız etmiyorsa beni rahatsız etmez. Hadi bakalım. İletişim bilinci ne kadar düşük biliyor musunuz? Burada bir konferans var, bizim konuşmamızın yüksek olması. Çünkü Türkiye'de sık sık görüyorum. Adam otel yaptırmış lüks. Sabahın 5.30'da o bahçıvan oturuyor. Lan şey, hoca mı gidiyor lan? İçeride mi çağırıyorlar? Nerede oturun lan? O nerede oturun lan? Hadi lan! Sabahın 5.30'da 8'ine kadar böyle konuşmalar. Güya lüks mü? 5. 7 yıldızlı falan. Ve hiç eğitmiyorlar bunları ha. Burada misafir var sabahleyin yıldızlı. Bunlar da. Ve şey oteli bu. Tatil oteli. Deniz köyüsünde. Bana öyle geliyor ki bu postbikli abileriniz biraz da uymasınlar lan falan diye de şey de var galiba. Ne anlatıyorduk? Oğlumuz anlaşıyordunuz. Arkadaşlar arabanın arkasına gitti. Ben de oturdum. Şimdi düşünüyorum bir şey diyebilirim. Aklıma da bir şey gelmiyor. Çıktık 80 kilometrelik yol. Riverside'e gideceğiz. Otobana girdim. Düşünüyorum ama aklıma bir şey gelmiyor. Aklıma da gelince sakmıştır. Bak konuşurlar. 15 dakika sonra arkadan bir ses. Baba, biliyorum benden utanıyorsun. Özür dilerim dedi. Nasıl yüreğime koydu görse. Yani böyle böyle ağlayacağım. Yani... Ulan diyorum bu adamın böğren insana değil babaya ihtiyacı var. Peki baba ne yapar? Hiçbir fikrim yok. Nasıl içinde bir de Allah'ım bana yol göster. Allah'ım bu çocuğun babaya ihtiyacı var. Baba ne yapar bana yol göster. Dua ediyorum. Fakat konuşmam lazım. Orada bir exit gördüm, çıkış. Çıktım, gittim dolandım. Bir yer gördüm, rahat park edilebilecek yeri. Park ettim, el frenini çektim, arabayı, motoru kapattım. Dedim oğlum, senden dedim hiç utanmıyorum. Hiç utanmıyorum dedim. Hatta senden gurur duyuyorum dedim. Sana iki soru soracağım. Bir, elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret etti mi Timur dedi. Öfkeli bir cevap. Tabii dedi ya, nasıl şüphe edeyim? Oğlum ikinci sorum da şu dedim. Elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ederken şehri miydi? Ona da dedi öfkeli. Tabii dedi. Sustum, bekliyorum. Oğlum dedim. Bir insanın elinde iki güç var. Başka da bir şey yok. Sonuç senin kontrolün altında değil. Başka bir sürü faktörler var. Ama senin kontrolün altında, senin denetiminde iki
parametre var, iki faktör var. Bir, gayret, öbürü şevk. Elinden gelenin en iyisini yapmak, yaparken şevk de yapmak sana bağlı. Ve sen bunu yaptın. Ben dedim oğlum, seninle gurur duyuyorum. Niye biliyor musun? Topu başkasına atmadı, riske girdi. Helal olsun sana dedim. Timur dedim, oğlum, elinden gelenin en iyisini yap, coşkuyla yap, o top elinde sonunda girer. Sen elinden gelenin en iyisini yapmaya devam et. Ben seninle gurur duyuyorum dedim. Düşündüm. Lan, başka da söyleyecek bir şey yok. Fazla konuşmamak lazım. Fakat içine bir şükür duyduk. Vallahi ben de güzel konuştum. Kapattım ağzımı ve arkadaşlar arabaya çalıştım, çıktım. 7-8 dakika sonra arkadan rahat bir ses. Baba, haydi gidelim pizza yiyelim. Arkadaşlar ne o akşam ne de o akşamdan sonra 7 yıl pizza veya top konuşmadık. Yok, bitti. Benim oğlum Stanford Üniversitesi'nden yüksek makine mühendisi olarak mezun oldu. Arabayı o kullanıyor, mezuniyet törenine gidiyoruz. Ben yolcu, önde yolcu koltuğunda oturuyorum. 2 saat falan gittikten sonra Los Angeles'tan San Francisco'ya doğru Stanford'a gidiyoruz, Stanford Üniversitesi'nin olduğu yer. Ve 2 saat sonra radyoyu kapattı, solumuzda Pasifik. Hatırlıyorum böyle gözümün önünde, Edna Fransa'na çekti böyle kafamı. Baba dedi, sen dünyanın en iyi babasısın dedi. Allah! Lön lön lön! Çekeceğim böyle, dan 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 dan. Öf! Coştum böyle. O an durdum böyle. Dedim, Rabbim, bu ne müthiş bir hediye. Bu ne müthiş bir hediye. Onun içime sindirdim. Ve arkadaşlar, içinden şöyle bir soru geldi. Birisi gelse bana dese ki Doğan Cüceloğlu bedeli neyse dolar türünden ödeyeceğim. Bunu ödeyeceğim ve bunu sileceğim. Böyle bir şey olmamış olacak. Bedeli var mı? Lisede Türkiye'de dedim bunun bedeli var mı? Birisi dedi ki 100 dolar yeter. Ama baba olduğun zaman biliyorsun, bunun bedeli yok arkadaşlar. Ve o gün, ben neyi keşfettim biliyor musunuz? Gerçek zenginliğin parasal karşılığı yok. Güvenilir insan olmak. Şerefli insan olmak, onurlu insan olmak parasal karşılığı yok arkadaşlar. Ve bunlar gerçek zenginlikler. Arkadaşlar, içimde böyle bir coşku. Niye oğlum dedim. Baba dedi, sen o gün bana dedi, özgürlüğünü verdin dedi. Ulan benim önemli bir şey yapmışız ya. Doğru değil. Oğlan çocuğu söylüyor bunu babası. Bana özgürlüğünü verdin. Ne zaman verdim oğlum? O gün dedi, basket. Ha, nasıl verdin dedim ya. Baba dedi, 2 tane pusula verdim dedi. Elinden gelenin en iyisini yap, yaparken şevkle yap. Gerisini ilgilendirmez. Ve bunu ancak sen bilirsin. Başkası bilemez, bunu sen bilirsin. Kendi gözüne hesap ver. Baba dedi, ben o günden sonra teflon gibi oldum dedi. Hatta ben dedi o günden sonra teflon gibi oldum dedi. Ben dedi elimden gelenin en iyisini yapıyor muyum? Yaparken coşkuyla mı yapıyorum? Onu soruyorum. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Baba dedi sınavda, antrenmanda, maçta, şu veya bu şekilde. Hatta baba dedi kızlarla beraber dedi beraberken dedi böyle. 2 soru soruyorum dedi, elinden gelen en iyisini yapıyorum, coşkulu dedi. Onu da yardım ediyorum. Ve arkadaşlar,
hatırladım. Evet oğlum dedim. Ve o an bir karar verdim. Ulan dedim, şimdiden sonra ben de böyle yapacağım. Kıbrı o an söylemedim bunu, 3 yıl sonra söyledim. Baba sen bana söyledin dedi. Dedim oğlum oluyor böyle, baba olsun. Sonra öğreniyorum. Arkadaşlar, bugün birçok kavramlardan bahsettik. Lütfen elinizden gelenin en iyisini yapın, yaparken coşkuyla yapın. Ve bırak, bu yaşam sizin yaşamınız. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şu koridoru açabilir miyiz? Oturun bir. Biz son kişinin imzası bitene kadar buradayız. Fotoğraf çektirme, o bu falan filan hepsi için dışarıda zaman ayıracağız size. Emin olun rahatız, fırsatımız var. Bir başka şey daha söyleyeceğim. Benim de kitabım var, alan olursa imzalarım. Birkaç dakika sonra masada olacağız, haberiniz olsun. Okay. Siz